Elhamdülillah lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ nehtediye levlân hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve acsâmî illâ billâh neqad jâet rasûlü rabbinâ bihaq. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'a sallâhu. Sallu alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allah'a sallâhu alâ sallâhu. Sallu alâ şefî'i dülûbinâ Muhammed. Allah'a sallâhu alâ sallâhu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وأما كلام المعتاد ففصاحته المعلومة فجوامع كلمه وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين فجمعت فيها ألفاظها ومعانيها الكتب ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم صدق رسول الله فيما قال اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهُ سَلَّمَ Bu mübarek dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mutak kelamlarından bazı hadis-i şerifleri örnek veriyor Kazı Yaz Hazretleri. Geçen dersimizde ne yapmıştı? Her kavme, kabileye kendi farklı lisanıyla hitap ettiğinin örneklerini beyan etmişti. Yani zor anlaşılan ama o kabilenin kendi dilinden başkaları onu anlamakta zorlanacağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farklı kabilelerin dillerini konuşması, lügatlarını bilmesi, ona göre cevap vermesi hakkında bayağı bir zor ders idi. Hakikaten zor ders idi. Yani kelimeler, lukatlar beni çok yormuştu. Ve elhamdülillah o bitti. Şimdi buyuruyor ki ve emmâ kelâmul mu'tâd alışılagelen konuşma şekline gelince yani hepimizin ortak dili olan yani herkesin bildiği Arapça, fasıh, delil Arapça ve fesahatul ma'lumetu bilinen fesahati yani edebiyatlı konuşmaları ve cevami'u kelimihi camiyetli kelamları kelimeleri yani kısa söz ile fazla mana ifade eden bazı kere yarım satırla kaç ciltlik kitap şerh gerektiren ona cevami'ul kelim deniyor. Yani çok mana içine alan camiyetli kelimeler. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen mucizelerdendir. Ucidu cevami'ul kelim. Yani bana böyle bir konuşma kabiliyeti verildi ki kısa konuşurum ama içinde çok manalar bulunur. Bu bir mucize olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde mevcut idi. Ondan başka kimse de bu şekliyle zuhur etmemişti. Hadis-i şerifler bakılıyor hakikaten. Çok tefsire muhtaç, şerhe muhtaç, izaha muhtaç. Onun için hadis-i şerifleri de insan lügat manasına göre ben anladım dese yanlış olur. Aynı Kur'an-ı Kerim gibi. Nasıl ki hadis-i kerimelere lügata bakarak mana versen yanlış olur. İlla müfessirlerin tefsirine bakmak lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayeti nasıl tefsir etti, sahabe nasıl tefsir etti, onların anlayışı muteberdir. Biz lügata göre mana veremeyiz. Tefsire göre vereceğiz. Hadis-i şerifler de aynıdır. Şariflerin, bu hadis-i şerifleri anlayanların izahı gerekir. Onun için hadis-i şeriflerin şerhlerinde de bir Buhari'nin dünya kadar şerhi var.
İmam Ayni yapmış, İmam Kaskalani yapmış, İmam Askalani yapmış, İbn Hacer ki en meşhurlarındandır İbn Hacer. Bukhari'nin daha İbn Recep Hanbeli yapmış. Efendim İbn Mülekkin yapmış. Dolu. Bizde yani belki toplasan 50-100 cilt kitap çıkarsın Bukhari hakkında. Müslim'e ona göre çok şerhler yapılmış. İmam Nevevi Hazretleri başta olmak üzere, İmam Kurtubi hepsinin şerhleri var. Ebu Davud'un var, Tirmizi'nin var. Niye bu şerhler lazım? Çünkü lügata bakılarak oraya mana verirsen yanlış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muradı nedir? Onun için tetebbuat lazım, araştırmak lazım. Diğer hadis-i şerifleri bilmek lazım. Ayet ayeti tefsir eder, hadis hadisi şerh eder. Başka hadisleri bilirsen bu hadisi daha iyi anlarsın. Öbür ayeti bilirsen bu ayeti daha iyi anlarsın. Şimdi bir ayete mana vereyim diye gavur olanlar var. Niye? O ayeti tabi şartı yeter diyor. Öbür ayetlerdeki şartları bilmediği için veya bilip de bilmemezlikten geldiği için kafir olur. Yahudi Hristiyanların iman şartları kaç diyor? İki diyorlar bu diyalogçular. Sanki diyalogçuluk kötü bir şeymiş gibi diyor Hayrettin Karaman. Bir de beni diyor kötülüyorlar diyor. Sanki kötü bir şeymiş. Ama sen Allah'a ahirete iman yeter dersen, ömür ayetlerde meleklere iman şartı var, kitaplara iman şartı var, rasullere iman şartı var. Kullu amene billahi ve melaketihi ve kütübihi ve rasulihi. Sen kitapları devreden çıkart, peygamberleri devreden çıkart. Allah'a ahirete inansan yeter. Bir ayete mana vererek öbürlerini görmezsen ne olur? İnsan kafir olur. Hadisler de öyledir. Bir hadis bir hadisi şerh eder. Bu hadis-i şerifte bir şey beyan eder. Başka bir hadis-i şerifte ona bir şart getirir. Sen onu bilmediğin vakit bunu kalkıp genellersin. Herkese uygulamaya kalkarsın. Halbuki öbür hadis-i şerif onu izah etmiş olur. Onun için ayetler gibidir. Çünkü zaten hadis-i şeriflerde nedir? Vahiydir. Vahiy olduğuna göre ilme ihtiyaç var. Şerhe ihtiyaç var. Müfessirlere, muhaddislere, alimlere ihtiyaç var. Herkes ondan sonra alır, Bukhari'nin tercümesini açar, Müslim'in tercümesini açar, Kur'an'ın mealini açar, bana hocaya ne lüzum var, müçtehide ne lüzum var diyerek herkes dinde kendi kendine saçmalamaya başlar. Değil mi? Bu kadar ilmin ihtiyacı, zarureti nereden doğdu? Bütün meseleleri bilmeden, bir mesele üzerinden fetva verilemez. Bunun için müçtehitlere lüzum oldu. Ondan sonra müçtehitlerin fetvalarını bize nakleden fukahaya lüzum oldu. Fukaha. Yani İmam-ı Azam müçtehittir. İmam Ebu Yusuf müçtehittir ama biz onlardan da tam anlayamayız. Onlar anayasa gibi meseleleri çıkarırlar. Yine bunun şerhi izahı gerekti. Onu da kim yaptı? Fıkıh alimleri yaptılar. Ta 1300 senedir ve 1200 senedir müçtehitlerden beri gelen fıkıhçılar efendim, İbn-i Hüman Hazretleri, Fethül Kadir yazan, İmam Kâsâniler, Bedâ-ı Sanâ-i sahipleri bunlar da direkt kendileri yapıyor. Bunlar da naklediyor. Çünkü bunlar da diyelim 800 senedir, 900 senedir yine gerideki alimlerden naklediyor. Çünkü İmam-ı Azam'ın dolu talebesi vardı. O talebeleri o nakli yaparken ona izah getiriyorlardı mesela. Bu din böyle böyle bize geldi. Şimdi efendim sen ne yap? Hadisin metnine bak. Bir de kaynağına bak. Kaynağı nedir? Bukhari'dir. Bukhari de sahihtir. Öyleyse ben bundan amel ederim. Diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü Bukhari sahihtir ama Bukhari'de başka bir hadis de vardır. O ondan çelişebilir. Bir keresine kan aldırdı. Abdest almadan namaz kıldı. Bir keresinde kan aldırdı, abdest aldı. Şafii mezhebi onu alır, Hanefi mezhebi bunu alır. Sen de bakarsın ikisi de hadiste sahipte var, o zaman ikisini de alırsın. Yoldan çıkarsın. İkisini almak ne demek? Kan aldırırsan abdest bozdu kabul edersin. Bir kere aldırırsın bozmadı kabul edersin. Aynı anda hem bozdu hem bozmadıya çevirirsin işi. Halbuki orada bir mezhebe uyman gerekiyor. Çünkü neden? İkisi tezat teşkil ediyor. Ya bozar ya bozmaz. Bu mezhebe aldıysan bunun deliline uyacaksın. Bu mezhebe salik olduysan bunun deliline uyacaksın. Sen dersen ki bu ikisi de var. İkisi de var ama
İmam-ı Azam birini aldı. İmam-ı Şafii de öbürünü aldı. Sen şimdi bunlardan birine uymak durumundasın. Yoksa ne olur? Hem bozar hem bozmaz olur. E bir şey hem bozar hem bozmaz nasıl olur? O zaman ahirete çıkarsın. İşte mezhepsizlikten ne olur? İşte mezhepsizlikten bu olur. Sen hiçbir mezhebe göre abdestin yok olur. Anladın mı? Benim Hanefi mezhebine göre abdestim olur. Senin hiçbir mezhebine göre abdestin olmaz. Fark bu. Şimdi Şafii mezhebinde kan çıksa bozmaz. Hanefi mezhebinde de hanımına elini değsen bozmaz. Sen şimdi ne yaparsın? Bu hadiste kan aldırdı da abdest almadı diye Şafii'nin delilini alırsın. Halbuki Hanefi orada ne diyor? Hanefi diyor ki o evvelceydi, sonra onu neshetti. Kan aldırıp abdest aldı, daha sonradır diyor. O biz sonraya bakarız diyor. Onun için Hanefi bunu almış. Biz buna amel ediyoruz. Hanımına elini değsen abdestliyken abdest bozar mı? Bozmaz. Evlâ mes'ûn nisâ. Kadınlarla dokunduğunuz zaman, temas ettiğiniz zaman, temas dokunmak demektir ama bu ayetten Hanefi mezhebi cima manası, birleşmeyi alıyor. Şafii mezhebi el dokunmasını alıyor. Sen şimdi ne yaparsın? Dersin ki, bakarsın ha, ayette bu da var, bu da var, hadiste bu da var, bu da var. Öyleyse ne yaparsın? Kan çıkar, bozmadı dersin. Diyelim. Şafii'yi taklit ettin. E tamam, sıkı zaruret olsa biz de ederiz. Ondan sonra da gidersin, hanımın elini değersin. Bu sefer ne oldu? E ben zaten Hanefi'yim ya dersin. Halbuki şimdi kan çıktığı için Hanefi de abdestin gitti. Kadına, hanımına elini değdiğin için Şafii de abdest gitti. Dört mezhepte abdestsizsin yani. Anladın mı şimdi sakatlığı? Mezhep lazım mı? Lazım. Herkes mezhebine uyması lazım mı? Lazım. Taklit etmek caiz mi? Caiz. Nerede caiz? Usulünü bilirsen caiz. Orada kandan zorun olduysa, kan durmuyorsa, vakit geçiyorsa hadi Şafii'yi taklit ederiz. Hani tavafta da Şafii'ler Hanefi'yi taklit ediyor. Kadın eline değerse nasıl çıkıp gelecek? Kıyamete kadar bir tavafı bitiremez. Her dakika bir kadın değer. Yedi şartta, hele izdihamda hac tavafı falan. Bir saatte, iki saatte bitiyor bir tavaf. Bir kadın değdi, çık abdest al gel. Kıyamete kadar bitiremez. Hal böyle olunca o da Hanefi'yi taklit ediyor. Adam orada Hanefi'yi taklit ederken kan çıktı mı olmaz. Orada kan çıktığı zaman ne yapacak? O zaman madem orada Hanefi'yi taklit ediyor, kan çıktı mı iki tarafta da gitti. Anladın mı şimdi? Ama bunlar ne yaptılar? Telfik. Telfik ne demek? Çorba yapmak yani. Bir ondan bir ondan. O değil, işine gelenden. İşine gelen din olmaz. Onun için biz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri müfessirler olmadan anlayamayız. Hadis-i şerifleri muhaddisler, şarihler olmadan anlayamayız. Fıkıh meselelerini müçtehitler onlardan alan fukaha olması anlayamayız. Biz bu kadar okuduk göya. Hiçbir şey yok. Ancak şimdi biz hoca olduk diyelim. Hoca diyorsunuz bana. İşte benim hocalığım nedir biliyor musun? Benim hocalığım şuradadır. Bir müfessir o ayeti tefsir ederken ne demek istiyor onu anlarım sana aktarırım. Yoksa ben o ayetteki manayı kendim çıkarabilir miyim? Çıkaramam. Anladınız mı? Şu anda en büyük hocalık nedir? Onu doğru anlamaktır. Zaten şimdi bir müfessirin yazdığı tefsiri doğru anlasa büyük hocadır. Şimdi onu da anlayan kalmadı. Okuyor adamın ne dediğini yanlış mana veriyor. Çünkü lügatı bilmiyor, ibareyi bilmiyor, o öpten gitti. Şimdi hocalık nedir? Bu hadis-i şerifin şerhlerine bakarsın, onları güzel anlarsın da millete anlatabilirsen hocasın. Yoksa bunu ben çözdüm. Sen çözdüm dediğin anda anla ki yanlış yaptın. Bayraklar bayraktın dediği gibi. Ben dedi bir tefsir yazdım. İşte kaç cilt şudur budur. Ama diyor eskilerde hiçbirinden bir şey almadım. E anla ki uydurdum. İbn Abbas'tan bir şey almadan tefsir yazılır mı? İmam Mücahit'siz tefsir olur mu? İkrimesiz tefsir olur mu? Atasız tefsir olur mu? Süfyansız tefsir olur mu? He? Hadis-i şerifle, hadis-i şerife tercüme yaptım, şey yaptım, yorum getirdim. He? İbn Hacer'siz olur mu? Nevevi'siz olur mu sen? Askalani'siz, Kastalani'siz, Ayni'siz. Ne anladın bu galiba? Ne hiç? Hep yanlış anlar. İşte diyor, bütün mesele diyor, işte hiç geriden bir şey almadan kendi çıkartmak diyor. Yani uydurmak demek istiyor. Şimdi anladınız mı hocalık? Benim size yaptığım hocalık ne? Bak şimdi burada Şifa-ı Şerif dersi veriyorum. Kaç tane şerh önümü açtım. Ali'l-Kari Hazretleri'nin şerhi var önümde. Şihab-ı Kafacı'nın şerhi var önümde. Bunun gibi daha nice şerhler var kütüphanemde. Ama bu kitapla ilgili bu iki şerh en faziletlileri, en
fazla beyanlılarıdır. Bunlarla beraber bir şey çıkarıyorum da size onu doğru aktarmaya çalışıyorum. O vakit bir hocalık yapmış oluyorum yani. Anladınız mı? O da ne? Şurayı doğru anlayıp anlatmak. Bunu becerebilirsem ne ala? Yoksa ben burada, ben de böyle bir şey anladım diye hiç böyle bir şey dedim mi bugüne kadar? Bugüne kadar hiç alimlerin anlamadığı bir şey çıkarttım şimdi. Desem, ben size nasıl uyarıyorum? Öyle bir şey dediğim zaman dinlemeyin diyorum, değil mi? Niye? Bu kadar alim anlamamış bunu da sana mı kalmış? Hele ki bu ahir zamandayız, kafalarımız çok bulanmış, bulaşmış. Bizim yeni çıkaracak bir şeyimiz yok. Eliyem etmez dilekum, dinekum. Bugün dininizi kemale erdirdim diyor Allah. Ta Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında ve etbemtu aleyküm nimeti, nimetimi tamamladım üzerinize buyuruyor Rabbi. Artık yeni yeni bir şeyler karıştırmanın hiçbir anlamı yok. Yeter ki doğru anlayıp anlatabilelim. Yoksa Allah uydurmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevami'ül kelimi, yani ne demek? Kısa lafızlarla birçok ciltler dolusu manalar içinde saklayan sözleri ve hekemuhu hikmetli ilimleri el-me'thûratu bütün cihanda nakledilen, efendim 1400 senedir naklediliyor bunlar. O kadar insanlar, milyarlarca Müslümanlar istifade etti. Gavurlar da istifade ediyor. Birçok müsteşrik dediğimiz kafirler hadis-i şerifleri bazı kere İslam aleminin alimlerinden daha fazla inceliyorlar ve birçok buluş teknolojideki gelişmeleri de hadis-i şeriflerden alabiliyorlar. Mesela çörek otunun tıptaki tesiri. Habbetü sevda şifa mı kulüle illesyan. Çörek otu ölüm hariç her derde şifadır. Şimdi bunu bulunduktan sonra bunu inceliyorlar mesela. Birçok ilaçta kanserde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde zaten hadis-i şerif her derde buyurduğu için ne yapıyorlar? Efendim buradan istifade ediyorlar. Kafirler çok istifade ediyor. Hapların içine koyuyorlar. Efendim birçok karışımlar yapıyorlar onlardan. Amerika'da şurada burada çörek otu hapları var. Ama bunu hadis-i şeriften alıyorlar. Bunları hep inceliyorlar mesela. Aleyküm bi'ade senel mekki feyne fiyâ şifâ min kullidâ illesyâm. Sine Mekki vardır. Onun adı Sena Mekki'dir. Yani Mekke otudur esas o. Mekke'nin dağlarında yetişir. Bu Sena Mekki'yi, yani Sine Mekki'yi bırakmayın. Bunda ölüm hariç her derde şifa var. Mesela buradaki maksat ne? Ne çıkıyor? Sine Mekki ne yapar? Bağırsakları çalıştırır, kabızı söker, ishal yapar. Dozunu fazla kaçırırsan cırcır olursun. Uşkur elinde dolaşırsın. Dozunu ayarlarsan yumuşatma yapar. Öyle mi? Efendim ben zaten kabız sorunum yok. O zaman da olsa yine mutlaka o bitkisel şeylerin içine terkiplerini ıhlamışım. Biraz Sine Mekki kat. Hadis-i şerifte ne diyor? Ölüm hariç her derde şifa var. Ama mesele nereye varıyor? Kabız olduğu zaman insan bağırsak sistemi güzel çalışmayıp dışarı rahat çıkamadığı vakitte bütün hastalıklar ondan olur. Anladın mı? Demek ki buna devam edin buyururken neye işaret ediyor orada? Bağırsakta efendim yediklerinizi uzun zaman tutmamak için buna sarılır. Çünkü onun en büyük özelliği nedir? Bağırsağı boşalttırmaktır. Demek bunu söylüyor hadis-i şerif. Buradan adamlar neler buluyorlar, neler buluyorlar mesela. Bir hadis-i şerifin kısacık bir kelamda tıbb-ı nebevi babında olsun, astronomide olsun, efendim hangi hususta ele alırsanız alın, gıdada olsun, yemek içmek hususlar, yemek içmekte ne kadar hadis-i şerifler var. Yenilecek, yenilmeyecek, yemek efendim nasıl yenilecek, lokmanın küçük yapılmasından, fazla çiğnenmesinden, doymadan kalkılmasından, acıkmadan oturulmamasından, oho! Bir tane hadis-i şerif ele alırsın, bir cilt kitap çıkarabilirler. Onun için onun hikmetleri, onun eserleri, onun kelimeleri, kelamlarına gelince fakat ellefen nasu alimler telif ettiler fiha bu hususta ettevabin divanlar, defterler, dosyalar binlerce cilt, on binlerce cilt, yüz binlerce cilt kitaplar 1300-1400 senedir ki bunların birçoğu da yakılıp yıkıldı. Biliyorsunuz o zaman en büyük ilim merkezi Bağdat, Hülagül dinsiz kitapçısının melununun Moğol istilasında Bağdat
yıkıldığı vakitte, harap edildiği vakitte Dicle Irmağı'nda günlerce mürekkep attı. Bütün yazma eserleri, zaten o zaman matbaada yoktu. Bütün eserler yazmaydı. Hepsini Dicle'ye attılar. O kitapsızlar. Yani dünyadaki ne ilimler kalktı gitti mesela. Yani şu anda mevcut olanlar, kaybolanların da zekatı olmaz. Bir bakıyoruz, Muhittin Arabi Hazretleri'nin bir 3-4 ciltlik bir tefsiri var bizde. Yani ihtisar edilmiş. Sonra bir bakıyoruz, Muhittin Arabi diyor, Kur'an'ın yarısına kadar, Kehf suresine gelene kadar 150 ciltlik tefsir yazdı. O 150 cilt tefsir yok mesela. İmam Bukhari'nin tefsiri kebiri var. İmam Bukhari tefsir yazmış. Büyük tefsir, tefsir-ül kebir diye hiçbir yerde yok. Yani yazmalarda da yok. Yani dünyanın İngiltere, şura, bura kütüphanelerine de o zaman çaldı götürdüler. Bizim millete de dediler bu kitaplar sizi geri bıraktı, yıkın yakın falan. Bütün ahırlara doldurdular, verdiler ateşi. Efendim Osmanlı'nın bittiği dönemde o kadar kitapları yaktırırken kendileri gemilere doldurdular, bütün köylerdeki yazma kitapları götürdüler Avrupa'ya. Şimdi Berlin kütüphanesi, şurası, burası, gidiyorsun Londra, Londra, bütün kütüphane, el yazma eser hiçbir yerde bulunmuyor, Londra'da ne işi var? Çaldılar, Müslümanlardan götürdüler işte. Müslümanlara dediler, bunlar sizi geri bıraktı, bırakın bu kitapları, kendileri almak için. Böylece ondan sonra o kitaplarla, şeylerle, esas bu işlerden patladı biliyor musunuz? Osmanlı'nın son zamanı, çünkü Osmanlı'nın son zamanı zaten 100 sene evvel Avrupa ilerlemişti. Esas bu ilerlemelerinin, tüm teknolojilerin, tüm fenlerin, hünerlerin kaynağı Endülüs İslam Devleti'ni, şu anda İspanya'da olan Kurtuba, Granada'da bulunan efendim Endülüs İslam medeniyeti ki bayağı bir uzun 400-500 sene hüküm sürmüş. Bütün alimler oradan yetişmiştir. İbn-i Rüşd'ler, İbn-i Haldun'ler, bütün fikir adamları, bütün ilim adamları, efendim Kurtubi'ler, şunlar, bunlar, bütün Muhittin Arabi de oralı. Hep bütün o bölge Endülüs efendim alimlerinin eserlerini bunlar bu Hristiyanlar o Müslümanları işgal edince onlara efendim hükmedince bu kitapların hepsini aldılar. Ondan sonra bu kitapları tabii tercüme yoluyla kendi dillerine çevirdiler aracılar vasıtasıyla. Ondan ne oldu? İşte matematiği bile bundandır yani. Cebir diyorlar mesela. Cebir ilminden, efendim kimyasından, hendesesinden, fiziğinden, astronomisinden saat, yani adamlarda saat bile yoktu. Saat diye bir mefhum yok. Hep bütün işte binbir icat diye bir şeyler çıktı. Müzeye falan yaptılar geçenlerde sergi mergi değil mi? Binbir icat. O binbir icat hep Müslümanların bulduğu binbir icat. Bütün bu motorla çalışanların, motorun, efendim makinanın bütün hepsi İslami ilimler ve İslam alimler tarafından tespit edilmiş, ilk olarak başlatılmış, küçük çapta tabii çalıştırılmış. Zaten bunun başını bulmak zor. Ondan sonra geliştirmek kolay. Bütün İslam alimleri tarafından buldu. Neden geliyor bunlar hep? Ayetlerden, hadislerden. Bütün İslam alimleri bunları nereden buldu? Ayet ve hadislerden. Ondan sonra kafirler sahiplendiler. Hırsızlıklarını da açıklamamak için bunu biz bulduk diye ilan ettiler. Ama şimdi tabii gerçekler biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Bu internetler çıktı, şunlar bunlar çıktı. Dolayısıyla bir yerdeki bir adamın lafı her yere yayılıyor. Eskiden bir gavur doğruyu söyleyecek olsa o gavuru da susturuyorlardı, hatta öldürüyorlardı. Mesela bir Avrupalı bir bilim adamı dese ki ya bu Müslümanlara çok borçluyuz efendim, sıfırı bile Müslümanlar bulmuş. Sıfırı bulmadan evvel nereye kadar gidebiliyorsun? 9'a kadar gidebiliyorsun. 9, 10 öyle kalıyorsun. Sıfırı bulduktan sonra ne oldu? 10 bin, 100 bin, milyon, milyar, trilyon, trilyar, katır trilyon, katır trilyar gidiyor. Sıfırla gidiyor. Şu sıfırı bulmadan evvel durum neydi? Rahmetli Erbakan Hoca derdi. Bu sıfırın patentini sırf bundan sebepleri bütün bu Avrupa'daki marketler, iş yerleri hep sıfırla çalışan, hesap yapan hepsinden patent alması lazım Müslümanların derdi. Nereden alacak gücün mü var? Herif seni söylüyor bile. Hem sıfırını almış, hem ilimlerini almış, fenini almış, teknolojini almış, her şeyi almış. Ondan sonra da geliyor sana, sen bana ödeyeceksin diyor. Niye diyor? Ben buldum bunu diyor. Böyle. Dilini bırakana dünyada hayretmez. İslam'dan uzaklaşılınca dünya da elimizden gitti. Din gidince dünya gider.
E gavurların niye gitmiyor? Adamın dini yok ki. O din birinci gitti, onunki yoktu ki niye gitsin? Biz dindarken, Müslümanken bıraktık İslam'ı yaşamayı. Onun için dünyalığımızda gidiyor. E gavurun gitmiyor. Niye gitmiyor? E gavurun dini yok ki nesi gitsin? Evet. İnsanlar, alimler, divanlar yazdı. Ve cüm'at fi elfazıha, bu hadis-i şeriflerin lafızları ve me'aniha, manalar hakkında el kütübü, kitaplar derlendi. Ve minha, bu hadisler içerisinde ma öyleleri var ki la yuvaza, ona hiçbir şey denk olamaz fasahaten, yani sahat edebiyat bakımından. Tabi bunu siz anlayamazsınız. Hani siz belki Türkçe bir şiirler, bir mesela Mehmet Akif'in Necip Fazıl'ın var böyle edebiyatlı şiirleri ya, siz de Türk olduğunuz için, o lisana vakıf olduğunuz için en azından edebiyat kaidelerini, aruzları, vezinleri, şunu bunu, kafiyeleri bilmeseniz de o şiir okunduğu zaman ne oluyorsunuz? Yani etkileniyorsunuz değil mi? Ama neden? Dili bildiğiniz için. Türkçe bu kadar şiirler okuyoruz. Onların içinde etki oluyor. Ama kime oluyor? Sen istediğin kadar oku. Arap otursa burada ondan bir şey anlar mı? Anlamaz. Şimdi hadis-i şerifteki fesahatı sen Arapça bilmiyorsan anlayabilir misin? Anlayamazsın. Yalnız tabii sonlarının denk gelmesi bakımından orada bir kulağa aşinalık geliyor. Mesela Arapça bilmiyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim'i dinlerken o muvazeneyi efendim, tabii Kur'an-ı Kerim haşa şiir değildir ama ondaki fesahat dinleyen tarafından anlaşılıyor değil mi? Birçok surelerde de ayetlerin sonları nasıl geliyor? Denk geliyor yani. Nunla bitiyor, elifle bitiyor mesela. Hadis-i şeriflerde de böyle. Şimdi de bir hadis-i şerif okuyacağız. El müslimûne tetekâfe'u dimâuhum ve es'a bi dimmetihim ednâhum ve hum yedun alâ men sivâhum. Mesela. Anlayabildiniz mi bir şey? Ne oldu? Ne oldu? Sonları hümler geldi değil mi? Onu fark ediyorsunuz yani. Onu demek istiyorum. Bir de tabii kelimenin kökeni, lügatı, inceliği, ne şekil kullanıldığı cinaslar var. Efendim vesaire. Ve la yubâra, öyle hadisler var ki la yubara demek muaraza edilemez. Yani karşısına başka bir kelam çıkarılamaz yani. Ne bakımdan? Belagaten. Belagat bakımından. Belagat ne demek? Yani mana ifade etmesi bakımından. Yani bir kelime ne manalar veya bir cümle 2-3 kelimeden mürekkep bir cümle ama o kadar belir. Belir ne demek? Ciltler dolusu kitap yazarsan onu anlatamıyorsun. O yarım satır onu daha fazla anlatıyor. Böyle bir şey. Bu hususta ben tabii az çok Arapçayla çok çocukluğumdan beri aşina olduğum için, Arap edebiyatına da çok meraklı olduğum için daha talebeliğimde yani 12-13-14 yaşlarında mesela tüm mani kitabı vardır. Mani, beyan, bedi. Bunlar Arapçanın edebiyat kitaplarıdır. Tefsirden, hadisten evvel tabii bunlar okunur ki tefsirdeki, hadisteki incelikleri anlamak için. Onları mesela Kavli Ceyit vardı. O şiirler var. O şiirlerin şehleri var. Ondan sonra onlara çok meraklıydım edebiyata. Ve o yaşlarda da o kitaplardaki bütün şiirleri ezbere biliyordum. Yani Arapça şiirleri. Bu da niye yaradı? Tabii daha sonra tefsirde, hadiste bize çok büyük bir kolaylık sağladı. Çünkü Arap dili ve edebiyatının kaideleri üzere Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i neye göre indirdim diyor. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ Habibi biz onu kolay ettik senin lisanınla. Efendimizin lisanı nedir? Hicaz lügatı. Dolayısıyla Hicaz lügatının efendim kaidelerini, Arap dilinin usulünü bildiğin zaman Kur'an-ı Kerim'e aşinalığın ne oluyor? Daha fazla oluyor, daha ziyade oluyor. O zaman anlayışın kolay oluyor. Öbür türlü çok yanlış manalar çıkarabilirsin. Çünkü neden? Her memleketin dininin nesi var? Bir melekesi var. Meleke ne demek yani? Alışkanlığı var, kaidesi var. Bir de o kaideleri işletmek ve alışmak var. Şimdi adam yeni öğrenmiş şeyi, ne diyeyim sana? Türkçeyi öğrenmiş. Hani geliyor büyükelçiler konuşuyorlar yarım yamalak falan. Ama öğreniyorlar. Bazı kere haberlere açık oturumlara çıkıyorlar. İngiliz şu bu adam. Rus bir de bakıyorsun konuşuyor yani bayağı. Konuşuyor ama sen şimdi ona desen ki sakla zamanı gelir zamanı. Birden anlar mı yani?
saman ne, sakla, niye saklıyorsun? Anlama, çünkü o bir deyimdir. Sen şimdi onu, deyim ona ne gelir? Fazla gelir yani. Efendim neydi? Ben şimdi yazdırıyorum, bizim arkadaş da yanında, o da Almanya'da yetişmiş. Tabii Türkçesi de güzel ama yazdırıyorum. Dedim ona ki işte bizim derdimiz üzüm yemek, faci dövmek değil mesela. Orada tabii ne alaka zannetti mesela. Yani üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Değil mi? Şimdi bunu, bu bizim darbu meselelerimizdendir. Yani atasözü gibi şeyler. Sen bunu adam yeni Türkçe öğrenmiş, üzüm yemek, bağcıyı dövmek anlar mı birden yani? Ha burada maksat nedir? Ben işi karıştırmak istemiyorum. Doğruyu meydan çıkartmak istiyorum. Mana budur da bir tabir gelir. O tabir, şimdi ayetlerde de böyle tabirler var. Hadis-i şeriflerde böyle tabirler var. Öyle mi? Şimdi bunu ne yapamazsın? Lügatla birlikte anlayamazsın. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Huneyn muharebesinde olduğu vakit, tam hat kızıştığı vakitte ne buyurdu? El an hamiyel vatış. Bir dahaki derste gelecek yani. Şimdi tava kızıştı diye. Tava şimdi kızıştı diye. Kızdı. Ne demek? Hat kızıştı. Vatış tava. Şimdi bunu yeni Arapça öğrenen lügata bakarak hamiyeye bakacak, lügata bakacak. Hamiye kızdı. O sonra vatışa bakacak. El vatış ne demek? Lügata bakacak. Sözlük diyecek ki tava. Tava kızdı. Şimdi o zaman adam düşünecek, orada Resulullah'ın yanında yemek mi pişiriyorlardı, acaba orada bir tava mı kızdı, ne oldu falan. Şimdi bunu anlamaz ki. Bu bir deyimdir. Bir de ne var orada? Huneyn Vadisi'nin adı Evtas. Vatis'ten geliyor. Hem tava kızıştı diyor, hem bu vadi kızıştı diyor, hem hap kızıştı demek istiyor. Sen şimdi onu orada o kadar anlayabilmeyince mutlaka ne lazım? Bir şerh lazım. Yani biz ne kadar Arapçaya vakıf olsak da lügatla bu işler çözülmez. İlle geçen alimlerden nakil. Onlar geriden böyle elden ele, dilden dile gelirse bu ne olur? İlim olur. Yoksa ben lügata bakarım. Ondan sonra peki Arapça öyle bir dildir ki bir kelimenin 40 tane anlamı var. Bir kelimenin, aynı kelimenin. İstersen şu manaya geliyor, istersen şu manaya. Mesela Türkçe gibi değil. Geldi bizde. Başka bir şey yok. Değil mi? Şimdi cae geldi Arapçada. Cae geldi ama cae bihi böyle kullanırsan getirdi oluyor. Ala ile kullanırsan şöyle oluyor. Fi ile kullanırsan şöyle, harfi cerler var. Her harfi cerler var. Lugata bakın, Arap lugatına bir kelimeyi alıp peşinden B koyar önüne, bununla şu mana. Fi koyar, bununla şu mana. Ala koyar, bununla şu mana. Anladın? Bu işler acayip işler. İşte la mesul kelimetin, dokundun. La mese, lemese. Hatta müçtehitler bile ne olur? Boşanan kadın iftetmedi. Neye göre? Hayıza göre mi? Temizliğe göre. Selâdete kuru, üç kuru diyor. Bir mezhep diyor ki bu temizlik demektir. Bir mezhep diyor ki bu hayız demektir. Niçin? Kelimenin iki manada da kullanıldığı var. Yani ihtilaflar da buradan çıkıyor. Ama bu böyle bir şey. Bir aslanın 700 tane adı var. 700 tane aslanın ismi var. Bu Allah'ın yarattığı lisanların en zengini. Bir kelime var. Tek kelime, o kelimeyi şerhetmek için iki satır Arapçayı ne izah ediyor? İki satır. Yani o kelime ne anlama geliyor? Ağacı kesmek. Ama nasıl kesmek? Düz tutup, yan vurup, oradan bir daha alttan gitmek falan filan. Kelime tek kelime. Kesmek, öyle kesmek değil işte. Biz ağaç kesmek. Bunun Arapçadaki kesmek var kapağı. Ama öyle bir kelime daha var ki, düz tutacaksın, yan vuracaksın, soldan girip sağdan çıkacaksın. Bu kadar, 2-3 satır izah ediyorsun, o tek kelime o kesmenin şeklini gösteriyor. Yani onun için kardeşler, bir insan bilmediği şeyin talibi olmalı, meraklısı olmalı, araştırıcısı olmalı. Ama öyle bir iddiacısı olmamalı. Ben biliyorum, bu bir şey değil. Bugünkü imam hatiplerle, bugünkü ilahiyatlarla bunlardan çıkanların bu şerhleri falan anlamaları çok müşkil. Ancak dışarıdan medrese eğitimi destekli alırsa dışarıdan, o müstesna. Yoksa sadece bunların verdikleri gramer bilgileriyle Arapçadan İlahiyattan mezun olsa
başka hiç kendini yani medrese eğitimi almasa gelsin bakalım. Gelsin bakalım, bir ibare veririz ona. Buyur bakalım hoca efendi, müftü olmayı hak ettin, ilahiyattan diploman var kapı gibi. Ama gel burada şu kelimeye mana ver dediğimiz zaman mutlaka zorlanacaktır. İbare okuyamaz. Bunu herkes böyle kabul ediyor. Onun için bu işi tabii işi aslı medrese eğitimidir. Biz oradan geldik. O kanal, o kaynak. Elhamdülillah devam ediyor. Allah kıyamete kadar daim eylesin. Bu mekteplerle, bu okullarla bu ilim kalmaz. Zaten bir itikat bozan hocalar bunları okuttuğu için hepten karıştı gitti. Ve ilim yetersiz hale geldi. Ama sıkıntı şurada. Sıkıntı ne? Diplomayı aldığı zaman kendini fetva vermeye eğil görüyor. Tefsir, hadis, her şeyi ben anlarım diyor. Neden? Bana diploma verdiler diyor. Ama diploma okumaz ki. Diploma tefsiri çözemez ki. Güzel eğilim lazım. Burada bir kandırmaca oluyor. O liyakata alan, o makama getirilen adam hiçbir fıkıh kitabından okuyup bir fetva çıkaramayacak derecede cahil iken ama bana bunu verdiler diye kalkıp tabii yetki kullanıyor. Sıkıntı da buradan doğuyor. Şimdi Allah Teala her işte ehil olanları bize nasip eylesin. Amin. Ehliyetli alimler, hocalar yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin. Bunların yetkililerin de bunları görüp bunlara efendim hak ettikleri makamları vermelerini nasip eylesin. Amin. Aksi takdirde olmaz. Şimdi adam dünyanın en büyük alimi olsa, diploması olmasa onu Fatih Camii'nde vaaz ettirirler mi? He? Ettirmezler. Ben daha evvellerden beri ederdim camilerde. Sonra 28 Şubat'ta men ettiler falan. İmam bir tutam sakallı adam korktu tabii o vakitte. Dedi ki İmam-ı Azam gelse ettiremem dedi. Yani bana demek istiyor ki hoca efendi ne yapayım ki İmam-ı Azam gelse ettiremem. Doğruyu söylüyor. Ama şimdi senin vaaz etme yetkin neye göre? Efendim diplomana göre. İlmin neye göre? Gel bakalım buraya. Diploman var ama şu hususta ayet oku, okuyamıyorsun. Şu hususta hadis oku, okuyamıyorsun. Al şu ayet hadisi mana ver, veremiyorsun. Böyle mi? O zaman neye yaradı bu? Onun için yani şu anda emanet ehline tevdi edilmiş değil. İlim emaneti de cahillerin elinde. Fetva liyakatlı insanların elinde değil. Her mesele böyle. İlâ hüsnü'l emanetü ilâ gayri ehlih felcazırussâ. Emanet ehli olmayanlara tevdi edildiği vakit kıyameti bekle. Tabii zaten kıyamete doğru yaklaşıyoruz. Bu süreç böyle gidiyor. İnnallâhe ye'murukum en tüeddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah size emrediyor ki emanetleri ehline teslim ediniz. Bakın biz bir buçuk senedir televizyonlardan hemen hemen iki sene yaklaştı. Bu kadar konuşmalar yapıldı. Son 8-9 aydır, 10 aydır sürekli yapılıyor. Ve bunların bir tanesinde de biri de çıkıp şu ayeti yanlış okudu, şu hadise yanlış mana verildi, bu hüküm yanlıştır kimse diyemedi. Ama bunların adamları çıkıyor her gün bir konuşmada 40 falso. Yani ben şimdi bunları dinlediğim vakitte şu kelimeyi yanlış okudu, şu manayı yanlış verdi, şunu yanlış söyledi. Yani şimdi benim yanımda olsan o arada dinlerken göreceksin. Sen onu belki çözemiyorsun. Dolayısıyla iş ehline verilmesi lazım. Ehli olanla olmayan ayırt edilmesi lazım. Ehli olmayan insanların dinlenilmemesi lazım. Derslerine gidilmemesi lazım. Yazıklar kitabına okunmaması lazım. Düzelteyim derken bozarlar. Çünkü bütün meseleyi kavrayamadığı için bir konuyu alır koyar oraya. Hanefi adama Şafii'nin görüşünü alır verir. Ya bu adam Hanefi'dir düşünmez mesela. Yok ayıracak, temiz edecek ilim yok. Rabbim ilmimizi artırsın, amelimizi artırsın, ihlasımızı artırsın, vaktimizi, bereketimizi artırsın. Allah gücümüzü, kuvvetimizi artırsın. Ehl-i sünnet yer sahada hakim eylesin. Amin. Şimdi bu husustaki hadis-i şeriflerden bazen söyleyecek. Bugün biraz hadis-i şerif ziyafeti çekeceğiz size. Çünkü Kazı Yaz Hazretleri bayağı bir hadis-i şerifler getirmiş buraya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmetli hadislerinden kısa söz, mana uzun olanlardan çok önemli hadislerden misaller vermiş. Ama her bir hadis de bir ders yapılabilecek kadar uzun. Bakalım baş edebildiğim kadar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? El müslümune, Müslümanlar
tetekâbe-u divâhum, Müslümanların kanları denktir. Müslümanların kanları birbirine denktir. Ne demek bu şimdi? Cahiliyet döneminde adam fakir ise, köle ise, kalkıp da bir zengini, aşiret reisini öldürürse ne yapıyorlardı? Diyorlardı ki sen bir adam bir adamı öldürdü ama sen beş para etmeyen adamsın, öldüren. Bu öldürülen çok para eden adam. O zaman ne olacak? Bu öldürenin kabilesinin tümü öldürülecek. Cahiliyet. Kan davaları gibi işler. Ondan sonra efendim ne buyurdu şimdi hadis-i şerif? Müslümanların kanları birbirine denktir. Yani bir zengin öldürülmüş. Bunu öldüren fakir, bunu öldüren kısas edilir. Buna başka birisi de katılı eklenebilir mi? Öldürülen mesela adam Hazreti Ömer'i şehit etti. Koca Hazreti Ömer halife. Hazreti Osman şehit edildi. Ne oluyor? Hazreti Ömer'i şehit eden kim? Ebu Lüle diyelim. Ancak o öldürülecek. Anladın mı? Kimiydi, neydi, mecusiydi, bilmem neydi. İyi, bunun yerine 500 mecusi geberteceğiz. Diyebilir misin? Efendim, Müslümanların kanları denk gelir birbirine. Bir de burada ne mana çıkıyor? Şu manada efendim mülahaza ediliyor ki Müslümanların kanları denktir. Bu ne demek? Kafir ile Müslüman karşılaşırsa denklik aranır mı? Aranmaz. Mesela bir Müslüman bir kafiri öldürse o Müslüman kısas olarak kafire karşı öldürülür mü? Öldürülmüyor. وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمُنْ بِكَافِرِنْ Kafire karşılık Müslüman öldürülür. Çünkü hadis ne diyor şimdi? Müslümanların kanları denktir. Anladınız mı? Bak kaç tane mana çıkıyor. Şimdi bu hadisi ele alırsan fıkıhta bir cilt kitap çıkıyor. Bu kelimelerden. Şimdi burada neler? Ne kadar hükümler? Bak, kısasta, diyette, şerefli, efendim, şerefi az, küçük, büyük, fakir, zengin, emir, amir, memur fark eder mi? Etmez. Çünkü Allah Teala ne vurdu? En nefsü bin nefsi cana can. Öyle kurduk kısas hayat, kısasta ise hayat var. Yani kısas nedir? Öldüreni öldürmek. Ancak beş kişi çullanıp bir adamı öldürürse beşi de öldürmüyor mu? Öldürülür. Çünkü neden? O beşi de ne yaptı? Onun kanına girdi, ortak oldu. Yani onu öldürmekte iştirak ettikleri için hepsi katil olduğu için. O başka ama. Anladın mı? Bu demin dediğim başka. Sen şerefin az, fakirsin. Onun için bizim adamımız, çok değerli adamımızı öldürdün. Buna ancak bir kabileyi öldürmekle karşılık verebiliriz. Bu yok. Şimdi bu hadis-i şerif ve yes'a ikinci cümlesi hadisin. Ve yes'a bidimmeti mednav. Müslümanların en aşağısı bile bir kafire zimmet verse, yani güvence verse, dokunulmazlık verse, diğer Müslümanların ona uymaları gerekir. Allah. Ben mesela bir adam, bir kafir diyelim, bana misafir geldi veya bir şey oldu. Ben buna zimmet verdim, eman verdim. Sen kalkıp da bu kafirdir diyerekten, bunun güvencesi yok diyerekten onu bozabilir misin? Bozamazsın. Hangi Müslüman, Müslüman olmayan birine bir güvence verse, yani bir emniyet, bir garanti sağlasa, işte bir iş için veyahut da bir komşuluk veyahut bir sebeple, o geçerli mi? Geçerli. Çocuk bile diyor, bir Müslüman çocuk diyor, birine efendim ne yapsa eman verse, diğerlerinin ona uyması lazım. Müslümanlardan biri kafirlerden birine eman verse bütün Müslümanların ona uyması gerekir demek istiyor yani. Ama ednâhum, en aşağılarının zimmeti de kabuldür buyurduğuna göre çocuk da giriyor, kadın da giriyor. Yani ancak kölede ihtilaf var. Yani şimdi zaten kölelik yok. Kölenin verdiği güvence geçerli meselesinde. Bazıları kabul edilir edilmez. Orada ihtilaf edilmiş. Ama
Çocuk bile olsa kabul ediliyor. Ve hem Müslümanlar yedin tek eldir. Yani kudrettir. Ve güçtür kime karşı? Alâ men sivâhum. Müslüman olmayanlara karşı, düşmanlarına karşı birbirlerine yardım ederler. Birbirlerini yardımsız bırakmazlar. Buyuruyor. Bunların hepsinden tabii çok ince ilimler ve tebliğler, sunumlar çıkıyor. Yani maalesef bugün tam tersi, Müslümanım diyen bazıları Vatikan'la anlaşıyor, Hristiyanlarla anlaşıyor, Siyonistlerle anlaşıyor, Mason lobileriyle hocalarla anlaşıyor. Bu da Müslüman cemaatler. Ondan sonra kalkıyor, diğer Müslümanları rezil etmek için kumpas kuruyor. Diğer Müslüman cemaatları nasıl rezil ederiz? Bunların işini nasıl bitiririz? Bunları dünyada nasıl efendim devre dışı bırakırız? Değil mi? Bakın Türkiye'de burada İsrail'e karşı, Gazze'deki Müslümanlara yardıma karşı gemiler hazırlanıyor. Müslüman kardeşler gittiler, şimdi bir daha gidecekler falan. Bazı Müslümanım diyen cemaatler ne diyorlar? Gidemezsiniz, edemezsiniz, intihar olur, bilmem nedir. Adam orada şehit oluyor, Furkanlar, Müslüman gencecik civanlar, Yahudinin silahından çıkan kurşunlar, ki o silahsız Müslüman kardeşimiz Gazze'deki Müslümana ekmek götürüyor, ilaç götürüyor. Böyle olduğu halde buradan hocayım diyen adamlar, Müslümanız diyen camialar kalkıyorlar, ne diyorlar? Bunlar şehit bile olmaz diyorlar. İşte beyanları ortada, gidin internetlerde her yerde görürsünüz. Ben mi uyduruyorum be? Ben mi uyduruyorum? Hal böyleyken hangi bu hadis-i şerif Müslümanlar Müslüman olmayanlara karşı tek vücutturlar buyurulurken bir Müslümanım diyen camia kalkıp Yahudi ve Siyonist kafasıyla hareket edip de dokunmayın gavurcuklarıma derse, işte o zaman bu hadis-i şerifler bozulmuş olur. Bunlar bozulduğu anda düzen bozulmuş olur. Ondan sonra dünya her cümert olur. Bakın İslam aleminde yaşanan rezilliklere. İslam aleminin başına geçen adamlar, İslam Müslüman lider geçinenler, kimi komünist, efendim Yemen'deki komünist, Suriye'deki Nusayri, Şii, öbürü bilmem ne, öbürü Mason, efendim Mısır'daki kalkmış Yahudi ile anlaşmış, senelerdir Yahudi rahat. Ya buradan Müslümanlar kafilelerle ekmek yemek, ilaç götürüyor, Gazze'de millet ölüyor açlıktan, ilaçsızlıktan. Mısır'ın polisi geliyor, Türkiye'den giden kafilelerin kafasına taş atıyor. Dipçik vuruyor, içeri sokmadılar ya burada. Mısır o mübarek, uğursuz mübarek zamanında. Ya buradan giden kafileleri içeri sokmadı, Gazze'ye götürmedi. Bunu Yahudi yapmıyor çünkü anlaşmış bu Müslümanım diyenler. Adam diyor ki giremezsin burada. Ya bu ilaç götürüyorsa, silah götürmüyoruz ki ya. Gel ara, mahvettin millet. Bir birkaç sene, bir sene oldu. Bir sene oldu. Onun için kardeşler, Müslümanlar, Müslüman olmayanlara karşı tek eldirler. Nerede var bir şerif? Müslüman, Müslümanın suçunu örtmesi, ayıbını gizlemesi, açığa vermemesi, kendi içinde ıslaha çalışması gerekirken, kafirlerle birleşip bu adam bizi rahatsız ediyor. Bu hoca sivri dilli konuşuyor. Hakkı doğruyu söylüyor ama ne yapalım, buna bir oyun yapalım da bunu milletin gözünden nasıl düşürelim? Öyle olaylar yaptılar. Öyle olaylar yaptılar. Ama ne oldu? Ters döndü. Ama şimdi bakalım bu ters dönünce nereye dönecek? Allah mutlaka hakkı batıldan ayıracak. Dostu düşmandan seçecek. Ve bu saf millete, bu Allah rızası için malını mülkünü Allah yoluna veriyorum diye bile bilmeden batıla hizmet eden birçok Müslümanı Rabbim yakında uyandıracak iş. Ama sizin gibilerin bu işte vesile olmanız lazım. Her yerde hakkı konuşursanız millet de biraz acaba der. Millet de biraz uyanır. Öbür türlü aa bu da hoca, efendim sabaha kadar namaz kılıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bunlar da efendim hanımları kapalı, aa bunlar iyi adam. Öyle olmaz. Biz itikada bakarız, biz şuura bakarız, biz inanca bakarız. Öyle mi? Sen efendim bir kafirden nefret ediyorum demiyorsun, papazdan papazdan nefret ediyorum demiyorsun, dünyanın bu kadar gavuru var nefret ediyorum demiyorsun, bir Müslüman adamdan dünyada en nefret ettiğim, ya dünyada en nefret edilecek efendim papaz mı yok?
Dünyada en nefret edilecek siyonist mi yok? Dünyada en nefret edilecek bula bula namazlı abdestli adamları mı duruyorsun? Bunlar ayetlere, hadislere ters düşen şeylerdir. Bu bir Müslüman yanlış yapabilir. Bir Müslüman haram yapabilir, günah yapabilir. Ama bu bizim ondan nefret etmemizi gerektirmez. Bir de bu kadar kafir varken 6 milyar gavuru bırakıp da bir Müslümanı en nefret ettiğim adam diye belirlemek, bu asla İslam akaidiyle bağdaşmaz. Müslüman Müslümanın başına gelen belaya sevinmez. Bir Müslümanın başına bir sıkıntı geldi, çok memnun oldum demez. Bunlar çok ağır faturalardır. Dünyada ahirette ödettirilecektir. Lehum yedun, Müslümanlar tek eldir. Alâ men sivâhum, kendi dışındaki batıl dinlere karşı. İşte bu hadis-i şerif. Kaynakları sabit, sahih. Ondan sonra bunlar tabii dersimizde geliyor. Ben şimdi buraya lügat manası verip de geçersem olmaz. Bu hadisten ne çıkıyor? Biraz da izah etmek lazım değil midir kardeşler? İzah etmedikten sonra çoktan 10 dakikadır geçmiştim ben bu hadise ama kimse bir şey anlamaz ki bu sefer. Yani tam Resulullah Efendimiz'in buyruğunun zıttına işler yapıyoruz. Müslümanlar birlik olacağımıza gavurlar birlik olmuş. Gördünüz mü şimdi? İslam'ın Birleşmiş Milletleri var mı? Yok. Olsa da büyüklüğü var mı? Yok. Araplarda toplanıyor. Bir İslam Birliği bir şeysi var. Arap Birliği mi var? Ne var İslam Birliği? Arap Birliği var. İslam Birliği de var herhalde. Yeni kuruldu, yeni kuruldu. Ne var? Bir fayda var mı? Yok. Bir yaptırım gücü var mı? Yok. Halbuki onlar ne demesi lazım? NATO'ya? Ya dur kardeşim. Libya'da bir sorun varsa burada 60 tane, 70 tane Müslüman devlet, yani halkı Müslüman olan devlet var. Kiminin devletindeki resmi şeyi de Müslüman da, en azından Türkiye'de resmen devlet Müslümanın demiyor, layık olduğu için, ama halk Müslüman. Dolayısıyla burada gavura, efendim, abdestsiz, kusursuz cenabete iş düşmez ki gelip Müslümanın evine girecek. Hanımını, kızını teftiş edecek. Irak'ta olduğu gibi. Burada bir kargaşa varsa, halk ayaklandıysa, liderini devirmek istiyorsa, başındaki lider Kaddafi gibi bir pislikse, o da kalkıp milleti öldürüyorsa, tamam burada bir sorun var, buna müdahale gerekir. Ama bu müdahaleyi kim yapmalı? İslam aleminin birliği yapmalı. Gavura düşmez ki bu. Ama yok. Müslümanlar bir olacak, teker olacak diğerlerine karşı. Nerede bu hadis-i şerif? Hangi ayetle amel ediliyor ki? Hangi hadis-i şerif dinleniliyor ki? Ne zamana geldi? Ya Resulallah. Allah'ın Resulü görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetinin bu haline çok üzülüyor. Ama yine inşallah akıbet müttakilerin olacak. Bu fitneler böyle geçer gider ama hiçbiri Allah'ın izniyle zafere eremeyecek. Kafirler galip olamayacak. Dünyada da perişan olacak. Ahirette de perişan olacak. Bazı kere köpük gibi üste çıkmaları bizi kandırmaz. Çünkü hak su gibidir, batıl köpük gibidir. Köpük üstte olur ama hükümsüz olur. Bir zaman sonra hükmü söner biter. Evet, şimdi bu hadis-i şerif bize ne manalar verdi? Ama biz bunu çalkalasak şimdi, yani daha şehlere baksak. Şimdi bu hadis-i şerifin bir de kaynağındaki, bakalım şimdi söyleyeyim size. Kaynağı neymiş? Ebu Davud. Nesai. Bunu şimdi ben bir de Ebu Davud'un ve Nesai'nin şehirlerine baksak, şimdi bir de açsak burayı. Orada ne konular çıkartırız? Oho! Kaç ders mi gider sırf? Yani onun için biz şimdi tabii sadece lükat manasıyla anlayıp geçiyoruz. Ve kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir hadis-i şerif. Ennâsû kesnânil müştî. Müştî da olur. Bütün insanlar ne gibidir? Tarağın dişleri gibidir. Müştü, meştü, miştü. İki, üç hareke var. Şimdi bütün ya tarak dişleri nasıl birbirine eşit kesilmiştir. Bütün insanlar tarak dişleri gibidir derken niye işaret etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem? Ahkam-ı şeriye hususunda bütün insanlardan maksadı yine kimlerdir? Müslümanlardır. Yani bütün Müslümanlar demektir. Yoksa kafirle Müslümanın fıkıhtaki hükümlerde de eşit olmadığı sabittir, değil mi? Eşit değil.
Dolayısıyla Müslümanlar tarak dişleri gibidir. Peki bundan kasıt nedir? La, diğer hadis-i şerifler bunu anlatıyor şimdi. Bunu böyle birden anlayamazsın. La fazla li arabin ala acemi. Arabın acemden üstünlüğü yoktur. Ve la li acemin ala arabi. Acemin Arap'tan üstünlüğü yoktur. İnnemel fazlu bit takva. Üstünlük ancak takva iledir. Kim haramlardan daha fazla sakınıyorsa en üstün olur. Yani ayet-i kerimelerle birlikte düşünürsek. Estağfirullah. Ya eyyühen nâsü innâ halaknâkum min zekerin ve unsâ ve cealnâkum şuûben ve kabâilen te'arafû. Ey insanlar, hepinizi bir erkekle bir dişiden, yani Adem ile Havva'dan yarattı. Hangisi önce yaratıldı? Adem. Şimdi yarışma programında soruyor. Hangisi önce yaratıldı? Kadın önce yaratılmış. Şudur, budur. Kadın mı önce, erkek mi önce? Ulan ayet var burada Kur'an'dan. Bir şeyden haberleri yok. Nelerle uğraşıyorlar ya? Ya yaratan mı daha iyi biliyor, sen mi daha iyi biliyorsun? Halakukum nefsin vahidetin, sizi tek nefisten yarattı diyor. Adem'den ve cealemin azevca, eşini de ondan aldı yarattı diyor. Havva annemizin ham madde, Adem Aleyhisselam'ın ham maddesine toprak. Havva annemizin ham maddesine Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiği. Şimdi hadis-i şeriflerde bu beyan edilmişti. Daha bunu araştırmaya bir lüzum yok ki, istediğin kadar araştır. Yani masrafına yazık, bir de vardığın sonuç da yanlış çıkacak. Yani vardığın sonuç da yanlış çıkacak. Çünkü neden? Kadınlara prim vermek için önce kadın yaratılmış diyecekler. Ya bu böyle prim vermek için olduktan sonra oho, biz de bir şeyler uyduralım, birine prim veririz. Zaten her gün kendi kendine ödül veriyorlar ya, bilmem ne ödülleri, sizi layık gördük falan. Allah Allah. Hayrancı'nın şahidi şıracı yani. Bu adamın sanatı ne? Yaptığı iş ne? Ödül veren ne? Reklam var. Başka bir şey yok. Allah'ın dinde bir itibarın var mı? Beş paralık itibarın yok. Ama 9 tane ödül bu adama verildi. Niye verildi? Rezillik ödülleri. Senin ne üstünlüğün var diyor birbirinde. Hepinizi yarattık bir erkekten bir dişiden. Kabileleriniz var, ırklarınız var. Bu ırklar üstünlük getirir mi birbirine? Getirmez. Erkeklik, dişilik bir üstünlük getirir mi? Getirmez. Kadın takva olsa, erkek fasık olsa, o kadın o erkekten üstündür. İnne ekramekum indallah. Allah katında en değerliniz etkâkum. Ondan en çok sakınanınız. Yani bu da ne demek? Haramlardan en çok kaçınanınız. Yoksa Allah'tan çok korkuyorum demekle bu korkunç bir şey değil ki haşa. Neden korkuyorsun? Onun belirtisi yasaklarından sakınmak. Ayet-i kerimelerde buyrulduğu üzere bu hadis-i şerif de buna işaret ediyor. Ya eyyühen nas, ey insanlar, inne rabbikum vahid, Rabbiniz birdir. Ve inne bakum vahid, babanız Adem birdir. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Evet. Ne diyor Hazreti Ali? Keramallahu diyor. En nasu fi alemit temsili ekfa'u ebuhum ademu vel ummu havva'u. وَقَدْرُ كُلِّمْ لِهِمْ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ وَالْجَاهِلُونَ لِيَهْلِ الْعِلْمِ عَدَاهُ. Hazreti Ali de edebiyatta, ilimde, belagatta zirve. Diyor ki bu alemde bütün insanlar birbirine denktir. Babaları Adem, anneleri Havva'dır. Dolayısıyla herkes kardeş oluyor o noktada. Baba ana bakımından bir üstünlüğümüz yoktur. Herkesin kadri kıymeti hangi işi güzel beceriyorsa ona göredir. Hafızlığı güzel yapmış, güzel okuyor. Tamam. İlmi güzel bellemiş, fıkıhta ilerlemiş, tefsirde ilerlemiş, ibadette ilerlemiş, takvası çok zirvede. Tamam. Herkes hangi işi güzel yapıyor? Öbürü de efendim şarkıcılığı güzel yapıyor. Öbürü futbolculuğu güzel yapıyor. Öbürü onu bunu yapıyor. Ahirette bunlar çıktığı vakitte üstünlük nerede kalacak? Üstünlük ahirette iman ve amel-i salih tarafında kalacak. Geri kalan da bir şey yok. Cahiller ise ilim ehline daima düşmanlardır. Zaten kişi bilmediğinin düşmanıdır. Şimdi bu hadis-i şerif, insanlar tarağın dişleri gibidir. Çok kısa ifade. Fakat mana çıkartabildiğimiz kadar daha gideriz de şimdi bayağı bir hadis-i şerif var önümüzde. Kısa kısa onları beyan edelim. Ve kavli sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi şerifi daha var. El mer'u me'amen ehabbe. Bu hadisi şerif. Hurşit Efendi'nin hadisi diye geçer bu.
Yani Hürsefendi hadisi diye geçerli demek mübarek adam. Bir ayetim var, bir hadisim var derdi. Ama onunla ne kadar vaaz ederdim, memlekette kaç kişiye sakal bıraktırdı, namaza başlattı, haramı bıraktırdı. 40 tane hoca onun yapabileceği şeyi yapamazdı. Efendi Hazretleri onu senden hoca sayıyorum buyururdu ama yaşlı tabii adam o saatten sonra da ezberleyemiyor. Bir ayetim var dedi, o da işte ilerisini okuyamazdı, yarısını okurdu. وَيْكُنْدُمْ تُعْبُونَ اللّٰهُ فَتَّبِعُونِي Eğer Allah'ı seviyorum diyorsanız bana uyun, yani sünnete iktiva ayetini okurdu, ayeti var. Bir de hadisim var. اَلْنَاقُ مَا مَنْ عَبَدٍ İsmail'in kubbesi çınlardı böyle. Bir de öyle şey, sesi de gül, iri yarı. اَلْنَاقُ مَا مَنْ عَبَدٍ Herkes onu ezberlemişti bütün millet. Kişi sevdiğiyle beraber. Böyle konuşurdu ama böyle beyaz sakal, uzun, heybet, nur. Gece teheccüdlerinde ağlar sıralı. Her gece ağlar teheccüd. Çok da iri yarı, çok da yemek yer ama hakkını da verir. Bizim Resul Hoca derdi ki ya derdi bu adamın hiçbir kerameti olmasa der. Bu kadar yemeği ye. Yatarken de bir kazan ayran içerdi. Böyle lengenle böyle lak 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 lak. Bu ayranı da iç. Gece iki dediğini de teheccüde kalk. İşte bu adama başka keramet gerekmez de. Hakikaten gerekmez ya. Gece 1-2 olduğu zaman da o sanki yatakta yani ta gibi de çok iri yarıydı. O sanki daha sallanıyordu. Kalkardı teheccüde. Sabaha kadar, işrağa kadar ağlamak, okumak, zikirler. Hamdi Efendi vardı Ardeşen'de, Allah rahmet etsin. Büyük alimlerdendi. Bir Resul Hoca'nın da hocalığını yapmış idi. Bizim Efendi Hazretleri'yle de ofta arkadaşlık etmişler onlar. Yani onlar yaşlıydı tabi Hamdi Efendi. Ben de ziyaret etmiştim çocukken ölmeden evvel. Dili devamlı zikirdeydi. Felç idi ama dili hiç durmuyordu. Konuşamıyordu. Dil devamlı zikrediyordu böyle. O mübarek zat da bir gün sohbetti Ardeşen'de. Bu da tabii bir sohbet yaptı. Herkes musafaya girdi. Sakal bıraktırıyor. İşte bıraktım de, bıraktım de. Yani adam bıraktım diyene kadar onu bırakmıyor. Öyle. Bayağı bir sakal bırakan oluyor falan. Ondan sonra neyse kiminin yakasını kesiyor, kimini bir şey yapıyor. Herkese bir şeyler yapardı. Efendim, Hamit Efendi de geldi. Büyük o halim tabii oradaki en büyük o halim. O da geldi onun elini öpünce dediler Efendi Hazretleri, bu dediler hoca değil yani. Zaten o vaazda diyor benim bir ayetim var, bir hadisim var. Sonra derdik ki ona biz böyle deme. Ya millet seni büyük o halim diye dinlemeye başlıyor. Bir ayetim, bir hadisim var deyince biraz şey oluyor yani en azından tesiri azalmasın diye. De ben doğrusunu diyorum derdi. Hamit Efendi dedi ki ben onun dedi cahil olduğunu anladım dedi okurken hep yani Arapça okuyamıyor doğru dürüst ama dedi ben onun ihlasından elini öptüm dedi. İhlasından elini öptüm dedi. Ha kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu konuyu çok işlerdi. Bu sevgi ve bu muhabbet yani onu da kurtarır bizi de kurtarır inşallah. Bu kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne acayip bir hadis-i şerif bu. Bu çok sahih bir hadis-i şerif. Bukhari'de geçiyor. Müslim'de geçiyor. İbn-i Mesud Hazretlerinden rivayet ediliyor. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Ya Resulallah, bir adam bir topluluğu seviyor ama amel bakımından onlara yetişemiyor. Bunun durumu ne olur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki el mer'u me'amele habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani İyileri seven iyilerle beraberdir. Kötüleri seven kötülerle beraberdir. İyileri seven o iyiler kadar amel edemese de onlarla beraberdir. Kötüleri seven onlar kadar kötülük yapamasa da onlarla beraberdir. Anlatabiliyor muyum? Adam mesela bir şarapçıyı seviyor. Ama onun kadar şarap içemiyor. Onunla beraber. İlla onun kadar iki tulum içmesine lüzum yok. Bir adam bir gavuru seviyor. Dinsiz, kitapsız, din düşmanını seviyor. O onun kadar gavurluk yapamasa da sevdiği için onunla beraber. Şimdi Hazreti Enes radıyallahu anh bu hadisi rivayet eden Buhari Müslim'deki kaydıyla yani İbn-i Mesud'dan da geliyor, Enes'ten de geliyor. Hazreti Enes diyor ki sahabe-i kiram bu hadise sevindikleri kadar dünyada hiçbir şey sevinmediler. Yani ne Mekke fethi ne Bedir bu kadar İslam'da şey olay oldu. En çok bu hadise sevindi sahabe. Niçin? Hazreti Enes diyor ki ben de Ebu Bekir Ömer'i seviyorum diyor. Nasıl olsa onlar kadar amel yapamadığım belli ama ben onlarla beraber olacağım diyor yani. Evet.
Yine bir hadiste adam geldi. Mete saat ya Resulullah, kıyamet ne vakit kopacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne adette la? Sen herhalde hazırsın. Ne hazırladın? Kale dedi ma adettü lehem kefir salatim ve la sovmim ve la sadaka ve lakin yuhibbullahu resule. Çok namaz, çok oruç, çok sadaka hazırlamadım. Lakin Allah'ı ve Resulü seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en deva amel ahbebde. Sen sevdiklerinle berabersin. Evet. Yine Hazreti Tevban radıyallahu teala Efendimiz'e hizmet eden azatlı kölesi bir gün yüzü sararmıştı. Ya Tevban maliye rake mütegayyiral levn. Ey Tevban, niye senin rengin atmış, yüzün solmuş vaziyette seni görüyorum. Acaba hasta mısın? Sorduğu vakitte ya Resulallah vallahi bir hastalığım yok ama ben düşünüyorum dünyada sana öyle bir sevgi bağıyla bağlıyım ki seni göremeden duramıyorum. Dünyada da hizmetinde olduğum için bir iş vesilesiyle makamım sana yetişmese de çeşitli vesilelerle işte ayakkabısını tutacak, abdest suyunu dökecek falan seni görüyorum. Lakin benim aklıma şöyle bir düşünce geldi. Düşündüm ki benim cennete gideceğim şüpheli. Seninki kesin. Cennete girsen bile sen peygamberlerin en yukarısında olacaksın. Ben Müslümanların arasında olacağım. Ben peygamber de değilim. Peygamber olsam da senin makamında değilim. Dolayısıyla ben seni orada göremeyeceğim. O zaman ne yapacağım? Nasıl dayanacağım cennette diye? Bu üzüntü diyor, yani zayıflattı beni, sararttı beni diyor. Çünkü bu sevgi acayip bir şeydir. O sevgiyi tadan o ayrılık şeyini dert etmeye başlar. Zaten bir insan bir aşk çektiği zaman onun için en zor gelen şey, ölümden de beter gelen şey ayrılık acısıdır. O ayrılığı düşünmek de ne yapar onu? Efendim, beraberken de mutlu etmez. Yani en sevdiği insanla beraberken bile ben ayrılacağım birazdan düşüncesi ne yapar? O 5-10 dakika, 1 saat, 5 gün, 20 gün, 1 sene bile beraberliği tadını kaçırır. Neden? Ayrılma tehlikesini düşünmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki buna bir cevap vermeden evvel Allah-u Teala Nisa suresindeki ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. Estağfirullah. فَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ينَ وَالصُّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, ey Zevban sen Allah'a peygambere itaat ediyor musun? Emirlerini tutup yasaklarından kaçıyor musun? Korkma. Çünkü onlar Allah'ın en çok ikramına mazhar olan peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütfu kerem Allah'tandır. Allah kimin kime arkadaş olacağını bilmek bakımından kafidir. Kim kime arkadaşlığı hak etti? İşte kişi sevdiğiyle beraber direkt dönüyor hepsi. Yine bir hadis-i şerif size evvelce de rivayet ettim. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Levenne müminen dekale meclisen fî mi'eti münafık ve mü'min vâhid. Bir mü'min bir yere girse, orada 100 tane münafık olsa, bir tane de Müslüman olsa, fecahatta yeclise ileyhi. Ne yapar o mümin? Gider 99 münafığı değil de bir tane Müslümanı bulur, onun yanına oturur. Bir mecliste 100 kişi otursa, 99 mümin olsa, bir tane münafık olsa, kapıdan da bir münafık girse, o 99 mümini bulmaz, gider o münafığı bulur, onun yanına oturur. Herkes cins cinsine meyleder. Onun için arkadaşlarımız mühim. Dostluk kurduğumuz kimselerin durumu mühim. Anilmerim la tesel vafsır karine o. Kişinin kendine bakma, yakınlarına bak. Feynel karine bil mukarini yaktedi. Herkes yakınına uyar.
kuyu da çeker, suyu da çeker, efendim bütün meziyetleri birbirinden tibas eder, çeker, yollar ucuna kararır. Bu ne demek yani şimdi? Hakikaten öyle. Çürüğün yanında olan sağlamda ne oluyor? Çürüyor. Yeşil olan o kırmızının karşısındaki kırmızını bakarak da ne oluyor? O da kızarıyor. Bunlar gözden görülüyor. Yanan ateşi küle koyduğun zaman ne oluyor? Sönük efendim odunu yanan ateşe koydun mu ne oluyor? Yanıyor. Bu kadar basit. Şimdi buraya adam sohbete geliyor, bir ayet hadis dinliyor, kalbindeki iman ateşi parlıyor. Ama aynı adam gidiyor, film, sinema bilmem ne, ehli sünnet dışı yayınlar, hocaları dinlese kararıyor. Ondan sonra geliyor, hoca ben ne var, beni biraz aydınlatır mısın? Seni kim kararttı da ben aydınlatacağım diyorum o zaman da. Ne gidiyorsun oraya buraya kararıyorsun da geliyorsun. Dedik sana, oturma. Ehli bid'atle oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı. Dedik sana. Bir de onu dinleyeyim acaba ne diyor bakalım. Yok, bu işin denemesi yok. Biz sana bütün ecdadımızdan gelen el sünneti söylüyoruz. Bu reformist, bid'atçı, yenilikçi adamlar dinleme. Dinledikçe kafa karışır. Sen bunları çözecek ilme sahip değilsin. Dinleme diyoruz. İnkarçıyla oturma. Oturma ehli bid'atla zulami, seni berbat eder eyler melami. Karanlık fikirli adamlar. Ne oturma? Oturma derken hoca ben gidip oturmuyorum. Ama televizyonda onu seyretmek ne demektir? Onunla birlikte oturmak demektir. Oturmanın manası illa ki o sana çay verirse içme demek değil ki. Televizyonda seyrettiğin program seni etkiliyor mu? Konuşmalar sana tesir ediyor mu? E oturdun işte. Mühim olan etkilenmek etkilenmemek meselesidir. İstersen adam fizanda olsun. Sohbet nedir? Beraberliktir. Birliktelik neyle olur? Senin vaktin ondan geçiyorsa bitti. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. Bu hadis-i şeriften de daha ne kadar manalar çıkacaktır, çıkabilir. Ama tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olmak meselesinde de cennette de bu her bakımdan onun yanında olacak anlamına gelmez. Çünkü neden? Onun makamı yücedir. O zaman onu seven herkes onun makamına çıkacak olsa herkes peygamberleri de geçmesi lazım gelir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamı Nuh aleyhisselam'dan üstün, İbrahim aleyhisselam'dan üstün. Ben de onu seviyorum diye onun makamına çıkarsa İbrahim aleyhisselam aşağıda kalır. Bu da mantık değil. Bu ne demektir? Şefaatine nail olmak, iltifatına mazhar olmak, ruhani birlikte olmak, istediği zaman ziyaret imkanına sahip olmak, cennette ziyaretleşme var. Bu gibi manalardır. Yoksa hadis-i şerif ene kafilül yetim kâteyni bil cennet. Yetim bakanla ben cennette şu iki parmak gibiyiz diyor. Yani şu iki parmak ne kadar yakın, cennette o kadar yakın. Şimdi ben yetim baktım, öyleyse peygamberin tam yanında olacağım. Yan komşusu, kapı komşusu ben olacağım diyerekten bir iddia yapılabilir mi? Yapılamaz. Ama demek ki senin orada bir özelliğin olacak. Şefaattan hissen büyük olacak. Onun sana çok iltifatı, yönelişi olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta yine geçenlerde okuduk Ehl-i Beyt sevgisi hakkında. Kim bu Ali, Fatıma'yı, Hasen'i, Hüseyin'i severse kâne ma'i fî dereceti ve kıyamet günü benimle birlikte benim derecemde olacak diyor. Hani onu da okuduk burada bir derste. Dolayısıyla bunlara da manayı doğru verelim. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in derecesinde gidip de orada yerleşecek, çadırı oraya kuracak demek değildir. Ama oraya ziyaret nasip olacak, görüşecek, oradan engellenmeyecek. Anladınız mı? Bunları da güzel anlamazsanız işi birbirine karıştırırsınız. Evet, madem kişi sevdiğiyle beraber olacak, ben de Mustafa'yı seviyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi? O zaman benim de demiş yerim en azından en aşağı kurtarmaz. Firdevs-i Ala olacak demiş yani. Allah'ın dostu velilerinden böyle konuşanlar da var. Ama onların sevgisi samimi mi? Onların sevgisi onları gece teheccüde kaldırabiliyor mu? Sabah namazda kaldırıyor mu?
Nara mehreme bakacağı zaman gözünü çevirtiyor mu? Faizden, içkiden, kumardan, zinadan alıkoyuyor mu? İşte öyle olduğu zaman da bu söz hak oluyor mu? Oluyor. Ama bizim gibi sahtekarlar, ben de onu seviyorum ve ben de en azından meva cennetindeyim, firdevsteyim falan dediğimiz zaman olmuyor. Niye? Namazlarını doğru kılmıyor. Sünnetleri kılmıyor. Efendim, uykusunu kaçırmıyor. Keyfini kaçırmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar ölmüş sünnetlerini diriltmiyor. Şu sünnettir dediğin zaman ama farzları yapalım idare eder diyor. Farzları da doğru yap diyor. Bu nasıl olacak? Ondan sonra sakalını sakal bırak diyorsun. Hanım istemiyor. Desene canım istemiyor. Hanıma atıyor suçuyor. Şimdi hanımın lafıyla peygamberin sünnetini kesiyor. Öyle mi? Komşular ne der diye efendim ona göre kılık kıyafetini onlara benzetiyor. E millet beni yadırgar diye bilmem ne. Her işte böyle. Yok efendim şimdi namaz geçiyor. Şimdi burada millet namazsız. Beni işte seccade var mı? İşte efendim kıble nasıl falan. Ya sormayalım şimdi kaza ederiz sonra biliyor musun? Buradaki çevrede insanlar var. Doktordayız, şuradayız, buradayız. Neredeysen neredesin kardeşim? Namaz geçiyorsa gideceğim bir yerde mutlaka farzını kılacağım. Bunun bir çaresi yok. E sen ondan utan, bundan sıkıl. Farzı bırak, sünneti terk et. Ondan sonra ben çok seviyorum. Nasıl? Ümmeti, ben temessekim sünneti. Benim ümmetim benim sünnetime sarılan vardır. Men rahiben sünneti. Lem tenelü şefaat, lem tenelü şefaati. Sünnetimden yüz çeviren şefaatime erişemez. Ama burada esas maksat nedir? Ehli sünnet itikadından. Çünkü sünnetin en büyüğü nedir? İnançtaki sünnettir. Yani onun inandığı gibi inanmayanlar şefaattan mahrumdur. Ama diğer namaz sünnetleri gibi, sakal gibi, misvak gibi, sarık gibi bu gibi sünnetleri terk etmenin durumunda da farklı boyutlar vardır. Eğer sünnetin müekkedeyse, yani öğlenin ilk sünneti gibi, son sünneti gibi kuvvetli, hiç terk edilmemiş sünnetler, sakal ondan da fazladır. Çünkü sakal bırakılması vaciptir, farzdır. Tıraşı haram olduğu için sünnetten yukarı çıkıyor kuvvette. Bu gibi sünnetlerse sıkıntı var ahirette. Ama gayrimüekked sünnet, ikindinin ilk sünnetini kılamadın. İşte bu gayrimüekkedtir. Kılsan sevap alırsın, kılmasan sana bir azap yok. Öğlenin ilk sünnetini kılmasan azap var mı? Azap yok, azar var. Azar. Ütap var. Ütap ne demek? Niye kılmadın? Niye terk ettin diye sana bir bozuk atarlar ahirette. Ama azap yok. Ama diyorlar ki azar işiteceğim ama azap olsa daha iyi. Bazı gelede insana azar azaptan beter geliyor. Ama müekked sünnetlerde bir sitem yiyeceksin. Ama gayri müekked sünnetlerde anladınız mı? Azar da yok. Azar da yok ama çok büyük zarar var. Yani karları kaçırtmak var. Böylece kişi sevdiğiyle beraber olacak. Ama sade burası kolay. Nasıl olsa sevmek bedava. Ben de seviyorum diye o kadar kolay değil. Bunun bir de öbür tarafı var. Ne diyor? İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Seven sevdiğine itaat eder. Şimdi bu kişi sevdiğiyle beraber de kalsaydı hepimizin işimiz tamamdı. Ama seven sevdiğine itaat eder. Men habbe şey'en ekfera zikru. Seven sevdiğini çok hatırlar. Sen kaç defa salavat getiriyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem ondan ne kadar bahsediyorsun? Hayatında onun ne kadar yeri var? Bir de hanımının, çoluğunun, çocuğunun ne kadar konuşuyorsun? Lan, tuttuğun takımın atacağı golleri konuştuğun kadar peygamberi konuşmuyorsun be. Konuşturma beni şimdi. Seven sevdiğini çok anar. Çok seviyorum. Ne kadar? Canından çok. Yani bir insan peygamberi canından çok sevmeden iman etmiş olabilir mi? Olamaz diyor Buhari hadisinde. Peki canından çok sevmek seviyorum demeye mecburuz zaten. Bunu başka türlü hanımımı peygamberden çok seviyorum desek yavru olur. Onu da hiçbir Müslüman akıllı böyle laf konuşmaz. Ama bir de bunun hayata tatbiki var. Ona baktığın zaman da peygamberi her şeyden çok seviyorum. Canından çok, anamdan, babamdan, karımdan, çolumdan, çocuğumdan tamam mı tamam. Ondan sonra hayatındaki ne kadar vaktini işgal ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri seni ne kadar meşgul ediyor? Onun anısı, onun hatırası, onun salavat, onun dini, onun ilmi, onun İslamiyeti, sünnetlerini yaşatmak. Nerede? Korkarım lafta kalacağız. Allah bizi suretten hakikata ulaşmaya muvaffak eylesin. Amin. Taklitten tahkike geçiş nasip eylesin. Amin. Ne yapalım? Yine mecburen biz bu işleri konuşacağız. Yine konuşmadan hiç olmaz.
Mecburen konuşacağız. Konuştukça alışacağız. Meleke kesmedeceğiz. Bu biraz alışkanlık yapacak. İşte ara sıra böyle hatırımıza gelecek. Hayatımızı böyle böyle düzene sokacağız ama işte ölüm bizi bir düzene sokmadan evvel olursa çok makbule geçer. Yoksa öyle tabuta adamı düzene sokarlar dümdüz. Her tarafını düzeltirler yani. Tabuta koydu mu dümdüz gidersin. Ama mesele şimdiden bu işi tasfiye etmek. Bugüne geliyoruz. Biz doktordan geliyoruz. İşte buraya geliyoruz. Oradan cenaze geçiyor yanımızdan yani. Ölüm devam ediyor. Ölüm devam ediyor. Her an başımızda. O halde seçimlerimizi iyi yapalım. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. La hayra fi suhbeti men la yara leke ma tera lehu. Bak hadis-i şerife bak şimdi ya. Burada la hayra fi suhbeti men. O kimseyle arkadaşlık yapmakta hiçbir hayır yoktur ki. La yara leke senin için hak olarak görmüyor. Neyi? Ma o şeyleri ki kera sen görüyorsun lehu onun için. Yani senin ona verdiğin hakları sana vermeyen, senin ona gösterdiğin saygıyı sana göstermeyen, senin onun şanını, şerefini, ırzını, haysiyetini koruduğun kadar senin ırzını, haysiyetini korumayan. Sen onun aleyhinde konuşmazken o senin aleyhinde konuşan. Sen onu gıybet etmezken o seni gıybet eden. Kişiyle arkadaşlıkta hiçbir hayır yoktur. Yani bu da sanki şu hadis-i şerife de biraz benzedi. La yu'minu ahadukum, sizin biriniz asla iman etmiş olamaz. Hatta hubbel yahi ma hubbul nefsi. Kendisi için sevdiklerini kardeşi için de sevinceye kadar. O hadise de benziyor değil mi? Evet. Ama bunların her birerlerinde o kadar manalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu beyanlarında efendim kimle arkadaşlık edeceği hususunda bu hadis-i şerif. Daha birçok hadis-i şerif var. Kiminle arkadaş edeceğini sordular. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ecücülese anâ hayrun. Meclis arkadaşlarımızın hangisi daha hayırlıdır? Yani kiminle oturup kalkalım? Men zâdekum zâde fî ilmikum mantıkuhu. Kimin konuşması, sohbeti sizin ilminizi artırıyorsa ve raghabekum fil ahireti amelu, kimin yaptıkları size sizi ahirete teşvik ediyorsa, bakacaksın bu adam konuşuyor, neyimizi artırıyor? Dalaletimizi artırıyorsa, azgınlığımızı artırıyorsa, fitnemizi artırıyorsa, cehaletimizi artırıyorsa bununla oturulmaz. Konuşuyorsun, konuştukça seni dünyaya meylettiriyor. Seni ahiretten uzaklaştırıyor. Seni ibadete karşı soğutuyor. Ama bir adam var konuşuyor. Konuştukça ilmini artırıyor. Amelde yaptığına bakıyorsun, ahirete teşvik oluyorsun. Efendim, "Nendekkerkum billahi ruyetuhu." Kimi görmeniz size Allah'ı hatırlatıyorsa, kimi görmeniz, adamı gördüğün zaman Allah aklına gelecek. Dostların alametidir. Evliyanın alameti budur. Birçok hadis-i şerifte "Humullezine izâ ru'u zükirallah." Onlar görüldükleri vakit Allah hatıra gelir. Adamı görüyorsun, teccalı hatırlıyorsun. Adamı görüyorsun, şeytanı hatırlıyorsun. Kızın iblis bundan kaçar diyorsun böyle. Böyle adamlar var. Ya o adamla oturulmaz ki. Sohbet edilmez ki. Soru sorulmaz ki. Kirpi gibi olmuş suratları. Nursuz meymenesizler. Böyle adamlar. Hoca da olabilir bu. Böyle hocalar var. Fetva veriyorlar. İnsanlar yani nefret ettirici konuşmaları, itici kılıkları, kıyafetleri, nursuz suratları, haksız beyanları, hiç Allah'ın istediği şekilde konuşmuyorlar. Yanlış yanlış fetvalar. Ne adamlar bunlar ya, ne adamlar. Bunlar da çoğaldı, çoğaldıkça çoğaldı. Ne yapacaksın şimdi? Mübarek adam, ne diyorum sana? Sende de bir sahtekarlık varsa gidersin bulursun onları, dinlersin onları. Sen de sağlamsan bulursun sağlam hocaları. Yani 100 tane sahtekar olsa diyor, 1 tane sağlam olsa diyor, sen sahtekarsan efendim, gidersin efendim o sahtekarların yanına oturursun. Sağlamsan sağlamı bulursun. Bu kadar basit. Allah'tan şu anda bu imkanlar arttı. Yani radyoları, televizyonları, internetleri, bu konuşmalar serbest oldu.
serbest oldu derken imkanlar arttı. Tabii bir nevi serbestlik de arttı. Onu da inkar etmeyelim. Bir rahatlık da var konuşmalar bakımından. Ya bundan dolayı insanlar da seçme imkanları arttı. Mesela bizim şu televizyonlara çıkışlarımıza kadar bizi hücü biliyorlardı birçoğu. Umacı biliyorlardı. Milleti asıp kesen, efendim millete kafir diyen biri zannediyorlardı yani. Doğal olarak çünkü eski televizyon yayınları, programları, arenaları bilmem neleri böyle tanıtmıştı millete. Değil mi? Ama şimdi elhamdülillah millet dinliyor. Dinleyici adam ya diyor, geçen gün girdik şurada işte bir lokantada arkadaşlarla. Gerçekten yemek yemeyecektim o saatte de. Hoca efendiler vardı dedim, ben de çay içeyim buyurun. Girerken adam dedi dur bakalım dedi. O da bizim o taraftaydı Karadeniz'de herhalde. Onlar biraz mert olur. Dedi bir elini tutayım ya. Ben de dedim şu adam orada oturuyor. Yemek yiyor. Ben biraz geçtim ileri. Arkadan bağırıyor bana. Şimdi sünnette nedir? Sünnetin ahlakı. Ben ona dönmek, dönmem lazım. Efendim ben hocayım, hacıyım dememem lazım. Ne yapmam lazım? Onun ayağına kadar gitmem lazım. Mümkün mertebe bende kibarlık çoktur. Yani nezaketim iyidir. Ben orada hocayım demem. Efendim başka öyle hocalar tanıyorum. Önce bir kalk oradan da öyle bir şey söyle. Oturduğun yerden bana bağırma der. Anladın mı? Bazı öyle hocalarımız da vardı. Allah rahmet eylesin. Kimisi öldü, kimisi kaldı. Adam geldi hoca yatıyor. Dedi hoca ben bir soru soracağım. Sor dedi. Ama yatıyorsun dedi. Sen de yattın sor dedi. Yani mesele değil böyle hocalarımız lafı oturttururlar ama şimdi yani adam da bir şey soracağım dedi mi sen de mübarek biraz da sen de hocasın da otur da. Yani o da soru soruyor fıkıhtır, ayettir, hadistir. Sen de yatmana gerek yok. Yatıyorsan kapıyı kapat yani. Yatıyorsan kapıyı kapat. Kapı açıksa da adam da gelir hocam bir şey soracağım der. Öyle mi şimdi? Kuşlar böyle. Neyse gittim yanına yani öyle birkaç adım da buyurun falan şey ettim. Adam da sert böyle konuşurlar. Bütün Karadeniz adam böyle içinde bir kötülük yoktur da konuşması sert olur. Öyle aldanmamak lazım sert konuşuklarına. Ondan sonra dedi ya dedi ben dedi senden nefret ediyordum dedi be. Hoşuma gitti yani. Ama şimdi dedi abone oldum dedi ya. Her hafta biliyorum. Ne dedi çok teşekkür ederim. Diyor kimse hakkını helal et. Ya ne demek ya sen yeter ki dinle ya. Bir ayet dinle bir hadis dinle. Benim hakkım mı kalmış? Mübarek arkadaşlar. Benim annemi sövmüşsün, saymışsın, neler etmişsin, etmişsin. Ya, mühim değil mi? Ya sen benim Allah'ıma inan, peygamberime inan. Sen ehli sünnete gir. Sen namazını kıl. Helal olsun ya. Bu kadar milyonlarca insan benim aleyhime konuştu. Milyonlar. Evvelki senelerde. Bunlar mühim şeyler. Biz Allah için hizmet edelim. Din için hizmet. Sevsinler, beğensinler desin. Ama mühim olan şu. Bu arada ne oldu? Bana nefreti kayboldu. Benim için bu sevindirici olan tarafı bura değil. Benim konuştuklarımı dinlemeye başladı. Benim için sevindirici taraf burası. Benim konuştuklarımı dinleyince de ne oluyor? Helalı haramı öğreniyor. Şimdi bankada çalışmak haram mı? Oradan alınan efendim maaşla geçinmek haram mı? Çoluk çocuğunuz bu meseleleri. Ya bugüne kadar biz bunları hiç bilmiyorduk diyor. Adam şimdi herkes soruşturmaya başladı. Bu cemaati sohbeti bana bıraktırmayan tek neden bu. Ben konuşmadan para almıyorum. Bundan dolayı efendim kimin konuşması senin ilmini artırıyor? Kimi görmek sana Allah'ı hatırlatıyor? Kimin ameli seni ahirete rahmetlendiriyor? Bunlarla oturup kalkmalı. Efendim kendisi için istediğini sen için istemeyen kişiyle sohbette onun sohbetine gelmekte bir hayır yoktur. Ben kendim için ne istiyorsam vallahi sizin için istiyorum. Vallahi. Sizin hastalığınız beni daha çok dertlendiriyor. Biri bana diyor ki şu hastamız var ben onun başlıyorum duasına ben kendimi unutuyorum. Senin namaz kılman, çocuğunun namaza başlaması, hanımının kapanması, birinin içkiyi bırakması, zinayı terk etmesi vallahi billahi 100 milyar para vermekten daha fazla bana sevindiriyor. Sen getir bana istediğin kadar trilyon şuraya koy. Yani onu mu tercih ederim yoksa senin çocuğun namaza başlasa? Vallahi senin çocuğun namaz kılsın, para istemem derim ben. Çünkü ben böyle bir adamım. Allah için konuşuyorum ya. Ya bu millet hepimiz kurtulalım ya sade. Ben kurtulsam da olmaz bir çiçekten yaz. Ben de kurtuldum da belli değil zaten ne olacağımız. Ama sana acırsam Allah bana acıyacak. Ben sana acırsam Allah bana acıyacak. Yoksa kendisi için istediğini başkası için istemeyenler sohbette, muhabbette bir hayır yok diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gidiyorsun adamı dinliyorsun, oturuyorsun, kalkıyorsun. Adam sana
Doğruyu söylemiyor. Hakkı söylemiyor. O kadar sohbetini dinliyorsun, namaza başlamıyorsun. O kadar 20 sene konuşmuş adam, etrafında bir adam bir haramı terk etmemiş. E burada demek ki bir yaptırım yok yani. Demek emri bil maruf neyi yanlıyken yok. Çünkü Allah için konuşan ve yaptığını konuşan ve kendisi için istediği Müslümanlar için isteyenin tesiri mutlaka olur. Ve nefkir feyinle zikra tenfe'ul müminin diyor Kur'an'da Rabbim. Vaaz et, inananlara vaaz mutlaka fayda verecek. Yani fayda vermemek diye bir şey yok. Veriyor. Ama öbür türlü bakacaksın işte. Şu kadar senedir ilahiyat hocasıyım. Kaç kişi namaza başlattı? Kaç kişi içkiyi bıraktırdın? Kaç kişi etmedi itikadına getirdin? Bırak, yetiştirdiğin talebeleri sattırdın. Yetiştirdiğin talebelere iman şartı iki diyorsun. Ya bir isyan cennete gidecek diyorsun. Peygamber'e iftira diyorsun. Ondan sonra bu kadar talebe yetiştirdin. 40 senedir vilayetçiyim. Senden ne hayır gelir? Ne hayır gelir? Bir de saptırıcı güç. Allah muhafaza etsin. Alimin saptırması cahilinkinden beter olur. Çünkü cahil adamı kimse, adam doğru da söylese adam der ki bu cahil der dinlemez. Ama alim adam yanlış da söylese alim diye dinler onu. Acayip bir tehlikedeyiz. Allah Rabbim cümlemize seçici olmayı nasip eylesin. Amin. Rabbim cümlemize devam, sevap, istikametler nasip eylesin. Amin. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem bunca hadislerin hepsini ölmeden evvel dinlemeyi nasip eylesin. Amin. Anlamayı nasip eylesin. Amel etmeyi nasip eylesin. Allah'ım ömrümüze bereket ver ya Rabbi. Amin. Vaktimize bereket ver. Şu dersleri bize bitirtir ya Rabbi. Amin. Daha nice hadis-i şerifler cemaatimize okuyalım ya Rabbi. Amin. İşte binlerce, yüz binlerce hadis-i şerif var daha okumadığımız. Ne zaman vakit olacağız, yetiştireceğiz? İşte bundan sonra derdimiz bu olacak. Sohbetlere devam edeceğiz. Ya Perşembe akşamı dünya kadar ayet hadis okunuyor işte. Bunlar böyle senelerce inşallah Rabbim hayırlı uzun ömürlerle, bereketli ömürlerle sizlere de Allah'ım niyet edin. Niyet edin. Şimdi Şifa-ı Şerif'e geldiniz. Önümüz yaz. Şimdi yazlıklar var. Köy var, dağ var, bayır var, çayır var. Ama üç aylar var. Tam da 10 gün sonra Recep ayı gelir. Tabii köye gitmek salayı rahimdir, gidin. Efendim kalın, edin. Ben bunlara karşı değilim, sünnettir. Elhamdülillah en azından bu radyodaki yayın mesela uydudan da veriliyor. Uydudan verildiği için dünyanın neresinde olsa televizyon uydudan anten olanlar ayarlıyor Lale Gül Efendi. Her yerden dinleyebiliyorsun, dünyanın her yerinde. Yani gittin bir yere ama yine sen sohbete gelemedin. E ilmi bırakma. Saatini bil. Ne var yani? Derdin ayet olsun, hadis olsun. Köyde de olsan, yaylada da olsan uydu çekiyor. Ayarla Lale Gül'ün frekansını. Bu sohbet şimdi radyodan veriyor. Ama buraya geldiniz, adımınıza haç ömre sevabı alıyorsunuz. Her adımınıza bir sevap alıyor, bir günah dökülüyor. Buraya gelmenizin bereketi ayrı bu. Ama gelemiyorsun, uzaktasın. E dinle, ilimdir. Millete dinlet. Şimdi inşallah yaz da olsa biz bu dersleri bırakmayacağız. Yani niye 15'te bir yapıyoruz? Bir haftayla gideceğiz, geleceğiz, ona göre ayarlayın. Biz de öbür haftaları başka yerlere sohbete gidiyoruz. İstanbul dışlarına. Onun için 15'te bir yapıyoruz. Size kolaylık olsun diye. Şifa-ı Şerif'i bitireceğiz. Niyet ettik inşallah. Şimdi niyetimiz bu olsun. Allah bir mani vermese kadın erkek hiçbir dersi bırakmayalım. Bu Şifa-ı Şerif Muhammed Mustafa'mızın özel dersidir. Sırf ondan bahsediyor kitabın tamamı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Gazi Yaz Hazretlerini mana aleminde geldi, dudaklarından öptü. Sen beni çok methettin, benim aklımda en güzel eseri yazdın diye ona şefaatini söz verdi. Bu kitabı okuyanlara da bu sevgi, bu muhabbet, bu şefaat nâr olacak inşallah. O gün bu ders öbür derslere benzemez. Bir de tatil gününün. Tatilinizden de fedakarlık yapıyorsunuz. Resulullah bunlar ayandır sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsini görüyor. Kim nereyi tercih etti? E pikniğe gideceğim. E git pikniğe bak, ikindi beşe geldi. Beşe kadar pikniğe git. Yedide sekizde güneş çıkıyor. Ha, sınır. Pikniğe mikniğe nereye gidersen git. Beşte derse gel. Şimdi bu niyeti yaptık mı inşallah? Ya, bu niyet bizi kurtarır. Belki ölürüz kalırız ama kabirde de olsa deftere yazılır. Neden? Niyeti yaptığında. Bakın tefsirde yazdırdım geçen gün. İmam Ebu'l-Kasım Cüneyd Bağdadi bir künyet Ebu'l-Kasım diye var. Diyor ki cuma namazına en erken giden çok sevap alır diye hadisler var ya. İşte en erken giden deve kurban etmiş gibi, daha sonra giden inek, daha sonra giden
koyun, daha sonra giden şey efendim tavuk, daha sonra giden efendim yani sadaka vermiş. Tavuktan kurban olmaz da sadaka vermiş gibi. Ondan sonra daha sonra giden yumurta vermiş gibi. Hadiste böyle geliyor. Biliyorsunuz o hadisi. Belki burada çok vakti geçmedi mevzusu. Cuma'ya erken gitmenin faziletlerinde. Şimdi Cüneyd Bağdadi Hazretleri diyor ki böyle erken gitmeye gayret ediyorum diyor. Camiye hemen hemen en evvel gittim diyor. Bir nida geldi Hatif'ten nida geldi. Katübükte ya Belkasim. Seni geçenler oldu. Bir daha hafta diyor daha erken gittim diyor. Yine katübükte ya Belkasim. Seni geçen oldu diyor. Kim geçti, kim geçmedi, ne oldu, ne bitti dedi diyor. Bir daha cuma sabah namazında gireceğim çıkmayacağım diyor. Gittim diyor sabah namazından oturdum diyor. Cuma'ya kadar benden evvel kim gelecek ya? Yine nida geldi sen geçildin. Dedim ki diyor ya Rabbi Allah'ın dostları görüyor musun? Direkt temasta. Dedim ya Rabbi kim geçti beni? Bana bir bildir de meseleyi anlayalım ya. Mevla buyurdu ki diyor. Yani nida geliyor tabii. Hatif'ten nida geldi ne demek? Yani sesi duyulmayan bir münadi ses yapıyor Allah tarafından. Bize gelenlerin bazısı cin olur, şeytan olur. Bana bak siz öyle nida geldi diye bir şeyler karıştırmayın ha. Beyazıt Bestami'ye bile şeytan oyun etti. Koca Beyazıt Bestami'ye efendim gökten yer arasına arşını kurmuş, oturmuş. Böyle arşın üzerinden nida geldi ya. Ne dedi melun iblis defol dedi ona. Biz olsa görevliği aldık zannederiz. Nereden anladın dediler. Dedi ki ona senden artık farzlar düştü, sen benim dostumsun, kılmasan da olur dedi, biliyor musun? Hadi melun dedi, peygamber kılmadan olmuyordu da dedi. Benden mi düştü dedi. Ama ilim lazım işte, ilim olmadı mı işte o Evren Esoğlu gibi falan peygamberlere bitir kıldırdım diyor Miraç'ta işte diyor. Ondan sonra televizyon kanalları bilmem neler, memlekette her kanaldan bir zehir akıyor. Adamlar böyle, peygamberim oldum diyen adam var şimdi. Milyon dolarlık kanallar kurmuşlar ya. Ne yapacak? Mevla'dan nida geldi ki diyor, en son çıkan, şimdi Cuma'yı kıldın ya, bekledim, en son çıkan seni geçti. En son çıkan en evvel geldi demiyor. En son çıkacak olan seni geçti. Ben de bekledim diyor. Baktım ikindiye kadar diyor camide bazıları kaldı diyor. Onun için en son çıkanı bulamadım diyor yani. Bekledim diyor ikindi kılındı diyor. Yani cumadan ikindiye kadar oturanlar olmuş. Zikir ediyorlar. O sefer ikindi kılındı diyor. İkinden sonra da giden gitti giden gitti. Giden. Bir de baktım en son yaşlı adam kaldı. En son o kaldığına göre diyor bir tek hemen ona sarıldım diyor. Dedim ki diyor sen beni neyle geçtin? Ya ne diyorsun bırak dedi. Kardeşim dedi diyor, bana dedi, nida geldi. Sen karıştırma bu şey. Yani gizlemeye kalkma, bana nida geldi. Sen beni neyle geçtin? Ozak da dedi, ne zaman geldin dedi diyor. Öğlene yakın geldim dedi diyor. Fesuf. Ya sabah namazdan beri bekliyorum da öğlene yakın gelen nasıl beni geçti? Dedi ki diyor, ben diyor, şimdi bu çıktım cumadan çıkarken şöyle bir niyet ediyorum. Ya Rabbi bir daha cumaya kavuşursam mutlaka cuma namazına geleceğim diye niyet ediyorum diyor. Onun için Mevla onu bir haftadır cumada sayıyormuş. Nasıl geçeceğim sabah namazından geçemez. İnnemel amal bütün ameller bin niyat niyetlere göre veriliyor. Niyetül mümin eblehu min ameli. Müminin niyeti amelinden daha tesirlidir. Şimdi onun için ne dedim size? Siz şifa-i şerifi devam etmeye ve bitirinceye kadar terk etmemeye niyet edin. İnşallah ben niyet ettim, size niyet edin. Allah bizi bitirenlerden yazacak inşallah. Ama fırsatı olup da gelmese o adam şimdi dedi bir daha cumayı niyet etti. Yaşadığı vakit cumaya gitmese olur mu? Sen de Allah bir mazeret vermezse ne yapacaksın? Geleceksin. O takdirde Allah'ımızın lütfü keremini ereceksin inşallah. Evet kardeşler. İslam'da evlilik bu yeni mi çıktı? Allah Allah. Nerenin sohbeti? Ya Bursa'da bir sohbet yaptık. İslam'da evlilikle alakalı. Çok güzel sohbet oldu. Hanımlarla ilgili çok hadis-i şerifler var. Bu derste ne kadar acaba? Saktır. He? 2 saatmiş. 2 saatlik bu sohbet herkes dinlemesi lazımdır. Dinleyin dinletin her tarafta inşallah. Özellikle hanım kardeşlerimizle ilgili de evlilikle alakalı ama faziletlerle alakalı kimin Allah'ın dindeki durumu nedir? Bu hususta çok önemli
Hani kadınlar mı üstün, erkekler mi üstün meselesinde de çok hadis-i şerifler var burada. Her kim ne bakımdan üstün olabilir? Herkesin üstün olma imkanı var. Ama neyle kazanılacak? Bu sohbet çıkmış, bunu size arz ediyoruz. Mutlaka dinleyin, dinledi. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Şu kitaptan dağıttıkça dağıtın. O kadar insan namaza başlıyor ki şu anda. Çok hayırlı haberler alıyorum elhamdülillah. Okuyup da kılmayan kalmıyor. Yani imanı varsa. İmanı varsa Allah tesirini halk eylesin. Her tarafa yayın dağıtın. İnşallah Allah çok insanların hidayetine vesile edecek. İnsanlara namaz hakkında vaaz etmeyenler günahlarına ortak olacaktır diyor. Görüyor musun bak İmam Şahrani ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel manada bizden çok söz aldı. Bunlardan biri de işçi, çiftçi, alim, cahil herkese beş vakit namazın fazileti hakkındaki hadisleri anlatmak sözü aldı. Ben sözümü tuttum, bu kitabı yazdım. Ne yapayım da? Sohbetlerde de söylüyorum. Şimdi herkes çevresinde bu sözü tutsun. Resulullah söz aldı. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Dervişlerin, hocaların bile birçoğu bu vazifeyi ihmal etti. Namaz kılmayan çocuklarına, hizmetçilerine, arkadaşlarına bir şey dememeye başladılar. Karışık görüşüyorlar, yiyip içiyorlar, gülüp konuşuyorlar. İnşaatlarında, ticaretlerinde çalıştırdıkları adamların namaz kılmasına dikkat etmiyorlar. Namazın terkinde bulunan günahları efendim onlara hiç anlatmıyorlar. İşte bu da dini yıkan hususlardan biridir. Ey kardeş, dinin farzlarından en önemli vaciplerinden olan bir şeyi ihlal eden, yani insanlara namazın önemini anlatmayan kişi, Allah'ın o husustaki hükümlerini beyan etmeyen kişi, cehennem tutuşturulurken ilk atılan odunlardan olacak. İşte burada söylüyor. Onun için efendim kardeşler, ne diyor bak, hindar kişiler namazsızlarla oturmamalı. Davetlerine icabet etmemeli. Cenazelerine iştirak etmemeli. Hatta mütedeyyin Müslümanların mezarlarından uzak bir yere gömülmeli. Onların mezarlarına fasıklar kabristanı adı verilmeli. Hey! Hey kardeş! Hey! Nerede namaz? Beş vakit namaza devam etmek. Nerede? Ne olacak bu vaziyet? Ya Rabbel Alemin! Onun için bu namaz işi böyle fıkıhtaki diğer meselelere benzemez. Bu namazın mesuliyeti, sorumluluğu çoluğa, çocuğa, eşe, dosta, yanındaki çalışana, arkadaşa, herkese namaz hususunda tavsiyede bulunacağız inşallah. Hoca benim ilmim yok, konuşmam yok, öyle seni gibi anlatamam. En azından ya Allah razı, şu kitabı oku be kardeş, Allah razı derseniz Allah sizi sorumlu tutmaz inşallah. Ne yapalım? Bari o kadar yapalım. O da bir iştir. Belki bir okul takılır bir yerine de hidayet nasip olur inşallah. Amin. Subhane rabbil aliyyil alemin. Elhamdülillah rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cennet. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel ridâke vel cennet. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cennet. Fema qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Fema qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme inna neselükel min hayri ma se'eleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem na'udhu bika min sharri ma ista'adaka min nabiyyika Muhammad sallallahu teala aleyhi ve sellem antel musta'an wa alaykal balagh la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim allahumma inna nas'aluka min al-khayri kulli 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam na'udhu bika min ash-sharri kulli 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam allahumma ma qadayta lana min qada fa ja'al 'aqibatahu rashada اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير دعاءنا قبول وخير المرات والحصول إجم بيرون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا فنبغض خاصة إلى أرواح أمهاتنا أمهات المسلمين أمهات جماعة الحاضرين الفاتحة